Ulusal Kanal'dan mutlu günler sayın seyirciler. Saatler 15'i gösteriyor, 15.02. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Bugün özel yayınla karşınızdayım. Bir haftalık sağlık nedeniyle hani sizlerden ayrı kaldık ama bugün itibariyle işbaşı yaptık. Görevimizin başındayız. 2 saat boyunca özel yayınımızda sizlerle birlikte olacağız dedik. Canlı konuklarımız olacak, telefon bağlantılarımız olacak. Yine imza standlarına bağlanacağız. Gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Canlı yayın konuğum hemen yanımda Tayfun Gürol bizimle. İstanbul 100 bin imza koordinasyon kurulu başkanı. Sayın Gürol hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Meşakkatli bir iş. Yani uykusuz olduğunuzu biliyorum. Müthiş bir mücadele, müthiş bir çalışma. Türkiye'nin dört bir yanında. Siz İstanbul'dan sorumlu olduğunuz için İstanbul'dan konuşalım biraz. İstanbul'da kaç merkezde bu çalışma şu anda devam ediyor? Şu anda ilk önce şunu söylemek istiyorum. İnsanlarımıza, yurttaşlarımıza. Silivri duvarlarını yıkıp Türkiye'nin uçuruma giden gidişatını durduran Vatan Partisi, Doğu Perinçek nasıl başkan adayı yapılamaz yasasını da ezmiştir, ayaklar altında bırakmıştır, geçmiştir. Doğu Bey Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu imzalar da zaten bunu gösterecek sonunda. Şimdi kaç noktada çalışma var? Bir kere bütün ilçelerimizde çalışmalar yapılıyor. İstanbul'un tüm ilçeleri. Bütün ilçelerimizde çalışmalar yapılıyor. Süreci ben size şöyle izah etmek istiyorum. 27 Ocak'ta olağanüstü bir kurultay yaptık ve Vatan Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımızın Doğu Perinçek olduğunu oy birliğiyle karar verdik. Bu noktadan sonra o günkü güncel durumla ilgili söylüyorum. Neydi? Beklenti 2019 seçimleriydi. Bir çalışma süreci vardı. İmza toplanması gerekiyordu. Hukuki anlamda devlete verilmesi gereken bir dilekçede ne olması gerekiyorsa öyle formatta bir dilekçe hazırlandı. Ve iller yavaş yavaş hazırlıklarına başladılar. 18 Nisan'da erken seçim kararının alınmasıyla beraber biz bu dilekçelerimizi hızlandırdık. 18 Nisan'dan sonra bu hani hukuki formatta olan dilekçelerimizi hazırladık ve masalarda insanlarımıza imzalatmaya başladık ki 2-3 hafta gibi bir sürede 30 bine yakın imzayı biz topladık. Ama geçen hafta bildiğiniz gibi bir yasa ortaya kondu ve dendi ki İlçe seçim kurullarında kişilerin bizzat gidip kendilerinin imza vermesi gerekiyor. Bizzatihi değil mi? Evet. Şahsen gidip vermeleri gerekiyor gibi bir işi zorlaştırıcı ama bizim üstesinden çok rahatlıkla geldiğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu noktada imzasını aldığımız 30 bine yakın insanı... Bu İstanbul için konuşuyorum. İstanbul için, sadece yani, İstanbul için konuşuyorum. 30 bine yakın imzayı bir bir aramaya başladık. Bugün o aramalar sonuçlanıyor. Buradan imza veren yurttaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Masalarda dilekçelerimize vermiş olduğunuz imzalar yeterli gelmemektedir. Herkesin oy vereceği seçim kuruluna gidip nüfus kağıdıyla beraber oy vermekten kolaydır yapılacak işlem. İlk önce onu söyleyeyim. Oy vermek daha da zahmetli bir iştir. Oy vermekten daha kolay 3 adımda yapılacak bir işlemdir. Kimliğinizi alacaksınız, seçim kuruluna gideceksiniz, imza atacaksınız. Durum budur. Bununla ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak için biz çalışıyoruz. Şu anda iki tip, ayın 4'ü ile 9'u arası için konuşuyorum. İki tip masamız olacak. Bir, seçim kurullarının önünde irtibat masalarımız olacak. Bu irtibat masalarında görevli arkadaşlarımız olacak. Hepsi önlüklü, şapkalı, dövizler hazırlanacak. Cumhurbaşkanı adayımız Doğu Perinçek diye. İlçe kurullarına gelen, kendisi gelenler olacak. Bizim taşıyacaklarımız olacak. Onlarla da ilgili bilgi vereceğim. Bu ilçe seçim kurullarına gelen yurttaşlar oradaki irtibat masamızdan her türlü bilgiyi, her türlü kolaylığı sağlayıp gidip kimlikleriyle imzalarını verip çıkacaklar. Bir de masalarımız İstanbul'un her yerinde değişik noktalardaki yoğun noktaları tercih edeceğiz. Masalarımız olacak ve masalarımızın yanında da
arabalarımız olacak. 4-9 tarihi arasında söylüyorum. Mayıs'ın 4'ü. Cuma gününden itibaren. Evet. Cuma gününden. 9'una kadar irtibat noktaları diyelim değil mi? Masalarımız diyelim. İrtibat noktaları ilçe seçim kurulları önünde açılacak. Ve fakat toplanma veya ben nasıl gidebilirim diyenlerin ne yapacağını şehir içinde, nasıl yapacağını öğrenebilecekleri ve anında ilçe seçim kurullarına ulaştırılabilecekleri noktalar oluşturulacak. Yani yine bir koordinasyonu sağlayacak. Kontak noktaları. Kontak noktaları. İrtibat noktaları. İrtibat noktaları. Telefonlar da var. Onları da anons etmek lazım belki değil mi? Ona ilişkin bir görsel de var. Ben rica edeceğim sevgili rejiden. Gerçi bu görselin altında da görüyoruz. O telefon numaralarımızı daha büyük de ekrana getirebiliriz diye düşünüyorum. Yani perinçeke100binimza.com bu arada bir sitede var. İnternet sitesi. Evet. Elektronik ortamda da ulaşabilirsiniz. Bu telefon numaralarıyla da ne yapmanız gerektiğini değil mi? En azından danışma noktasında. Tabii ki. Arayıp cevap bulabiliyorsunuz. Tabii ki. Bu numaraları arayıp adım şu, şu ilçe seçim kuruluna bağlayayım, kiminle görüşeceğim, ne yapacağım? Anında bilgi size, doğru bilgi verilecektir. İlçe seçim kuruluna gittiğiniz noktada zaten yaptığımız düzenlemede şöyle bir durum söz konusu. Ayın 3'ünde, ayın 4'ünde imza vereceğim diyen, bütün yurttaşlar ayın 3'ünde mesajla bilgilendirilecek. Nasıl bilgilendirilecek? İlçe seçim kurulunun adresi, konumu, oraya vardıklarında iletişime geçecekleri görevli arkadaşımızın adı, cep numarası, hepsi teker teker bu şahıslara, 4'ünde gidecekleri ayın 3'ünde, 5'inde gidecekleri ayın 4'ünde bir gün önceden bildirilecek. Böyle bir organizasyonu sağladık. Her türlü olanağımız mevcut. Örnek veriyorum, dilekçe vermiş kişi, arama yapılıyor. Ya çok istiyorum gidip vermeyi ama evimde hastam var, bırakıp gidemiyorum diyor. Diyoruz ki evinizde hastanız varsa adresinizi vereceksiniz. Bir görevli arkadaşımız gelecek. Siz imza vermeye gidip gelene kadar hastaya refakat edecek. Hastanıza refakat edecek. O gidiş gelişinizi de biz zaten ayarlayacağız. Bu şekilde bir organizasyonumuz yapıldı. Müthiş bir organizasyon. Gerçekten. Çok ummalı bir çalışma. Nasıl altından kalkıyorsunuz? Kolay değil. Yani oldukça büyük bir ekip olduğunu biliyorum ben. Toplam kaç kişi? Şöyle söyleyeyim ben size. İlçelerde tabii hafta içi işi olduğu için ilçelere destek veremeyen üyelerimiz mevcut. Ama onlar ne yapıyorlar? İş çıkışı gelip akşam saat 8'e 10'a kadar ilçelerde öyle standart bir rakam yok ama hani binlerle ifade edebiliriz. Çalışan, sokakta çalışan, telefon başında çalışan görmenizi isterim. Yani onlarca kişi yan yana oturmuş, hepsi kulaklığını takmış, önlerinde listeler. Tıkır tıkır arıyor, ne günü geleceği notunu alıyor, bir gün önce aranabilsin diye. Tarih veremeyen insanlar oluyor. Diyor ki işte yani önümüzdeki hafta ben gideceğim ama programım belli değil. Aha. Programım belli değil. O kişiler de imza verip yani ayın 4'ünden sonra mesela imza verenler listemizden düşecek. İmza vermeyenler yani tekrar arayacak. Onları da bir anlamda check edeceksiniz değil mi? Teyit edeceksiniz. Bakın isim isim kontrol edeceğiz. İsim isim takip edeceğiz. Yani belli bir noktada 3 kez 4 kez aranan yurttaşlarımız olabilir. Bu devlet yönetecek kabiliyete sahip bir organizasyonun yapabileceği bir iş bu. Samimi söylüyorum. Herkesin, her partinin yapabileceği bir şey değil. Yapabilecek olsa zaten hani imza ile oy verecek olan diğer rakiplerimiz de şu anda çalışmalarını sürdürür olurlardı diye düşünüyorum. Doğru. Peki Sayın Güroğlu, şimdi bir yandan bu imzalar toplanmaya da devam edecek değil mi? Doğru anladım. Yani demin 30 bin hani imzanız yeter değil, seçim kuruluna gitmemiz gerekiyor dediniz, o uyarıyı yaptınız. Ama bir yandan da devam edecek. Yani bu standlar da çalışmaya standlar değil mi? Standlar da tabii ki. Propagandaya bir anlamda devam tabii edecek. Ki. Ama ayın 4'ünden sonra artık imza almanın bir anlamı yok. Hı. Ben imza vereceğim diyen adamı standtan zaten alıp seçim kuruluna götürüyoruz. Hı hı. Veya diyebilir ki ben bugün İşim var şu anda gidemiyorum ama ayın 5'inde gideceğim. Arzu ederse gene aynı standın olduğu yere gelir. Vasıtaya biner, ilçe seçim kuruluna gider veya kendi olanaklarıyla gider. Ama imzayı vermek istiyorum diyen kişi 4-9 tarihleri arasında zaten artık imzasını alıp tekrar arayıp bu yolu kestirmeden alıp
fazla zaman kaybetmeden imza vermek istiyorum diyenleri koyup araçlarımıza götüreceğiz ilçe seçim kurullarında. İmzalarını vermelerini sağlayacağız ve bunu en kolay, en rahat, en çabuk şekilde yapmaları için yüzlerce insanımız çalışıyor. Hı hı. Gönüllü çalışıyor. Günlerdir uykusuz olan arkadaşlarım var. Hepsinin emeğine, ellerine sağlık. Silivri duvarları yıkıldığı zaman aldığım hazzı diyeyim ben size. Şu anda ona benzer bir haz yaşıyorum. Hı hı. Çünkü çok zor bir işin üstesinden geldik. Değil mi? Gerçekten büyük bir zorlama. Evet, evet. Hatta bir anlamda, hatta bugün Anayasa Mahkemesi'ne de başvurdu. Doğrudur, partiniz. Başkan. Evet. Yurt dışındaki oyların tırnak içinde gasp edilmesi gasp söz konusu. Hı-hı. Yani Türkiye içerisinde de büyük bir zorluğa var. Adeta hani nasıl yapılamaz, aday yapılamaz. Yapılamaz, engelli. Evet, evet, yani evet. Böyle bir şey. Peki yani halkın teveccühü, yaklaşımı, o masalarda yaşadığınız tecrübeler neler? Yani imza atan, geleceğim diyen, gelecek olanların, yani siz orada aldığınız dönüşümler, geri dönüşler nasıl? Bir kere bu verdiğim rakamlar birebir yapılan görüşmelerle. Yalnız bir de bunun artısı var. Artısı nedir? Adam gelmiştir, imzasını atmıştır, geliyorum diyor. Ama diyor ki gelirken hani ben tek gelmiyorum. Eşimi de getireceğim, oğlumu da getireceğim, kızımı da, yeğenimi de. Bu getireceğim dedikleri bizim sayılarımızın içinde değil. Anladım. Yani hep bir diye gördüğümüz kişi yanına bir kişi aldığı takdirde direkt bizim bu sayımız çarpı iki. İki oluyor. Yani önerimiz de odur. İmzaya giden dostlarımız, yurttaşlarımız, vatanseverler yalnız gelmeyecekler. Yanlarında bir kişi, iki kişi, on kişi, 50 kişilik ekip yaptım. Nasıl geleceğiz derlerse direkt arasınlar numaralarımızı. Ben otobüs göndereceğim onlara, koyacağız otobüsü, öyle göndereceğiz. Burada altını çizmek istediğim bir şey daha var. Nedir bakın o? Bu operasyonun, bu organizasyonun bu kadar iyi gidiyor olması bir rehavet getirmemeli. Hı hı. Yani Doğu Perinçek 100 bin imzayı nasıl olsa doldurdu. Ya ben gidip atmasam da imza olur noktası bizi sıkıntıya sokabilir. Bu nedenle 100 bin değil 200 bin imza verelim. 300 bin imza, yarım milyon imza fazlası koyalım. Fazlası göz çıkarmaz. Fazlası göz çıkartmaz. Ne kadar güçlü olduğumuzu gösterir. Ne kadar iyi olduğumuzu gösterir. Bu nedenle herkese bu uyarıyı yapmak istiyorum. Biz hazırız. Fazlasıyla hazırız. Hiç kimseyi ne bekleteceğiz, ne zaten beklenecek, zora sokulacak bir şey değil. Oy vermeye gittiğinizde yaptığınız işlem neyse eksiğini yapacaksınız. Oy vermeye giderken kimliğinizi alıyorsunuz. Hı hı. Oy vereceğiniz okula gidiyorsunuz. Burada ilçe seçim kuruluna gideceksiniz. Oy verirken imzanızı atıyorsunuz. Gizli bölgeye geçiyorsunuz. Oyunuzu veriyorsunuz. Böyle bir şey yok. İmzayı atıp makbuzunuzu alıp çıkacaksınız. Adayım Doğu Perinçek. Adayım Doğu Perinçek formuna imzanızı atacaksınız, çıkacaksınız. Yapılacak iş bu kadar basit, bu kadar kolay. Benim ilçe seçim kurulu nerede, adresi ne, hani bilmiyorum derseniz buna ulaşabileceğiniz bilgiler de sizde mevcut. Yine bu telefon numaralarından. Kesinlikle. Ya da perinçeke100binimza.com adresinden var. De. Vatan il, Partisi, il, ilçe ilçe değil mi? Evet evet. Vatan Partisi'nin sitesinde de var. Muhtemelen Aydınlığın da yayınlayacağını biliyorum. Ulusal kanalda bir reklam banner'ı var. Reklam biliyorum, evet. Banner'ı var. Bu ilçe seçim kurullarına ulaşmak, hani o kadar adresine ulaşmak zor değil. Hı-hı. Yani yapacakları tek şey bizim işte alo imza hattlarını arayıp benim ilçe seçim kurulu yerim neresi diyenlere veya telefon numarasını verip buraya konum atın diyenlere dahi biz bunu konumunu atıp arabayla rahat rahat gitmesini sağlayabilecek organizasyonumuzu yapmış durumdayız. Harika. Sizdeki, yani sizin cephede tam da ilçe seçim kurulları buna ne kadar hazır? Şimdi orada da bir düzenleme oldu değil mi? Ondan da bahsetmek lazım. Yani çalışma saatlerine ilişkin, ki orada zaten sizin irtibat noktalarınız olacak seçim olacak. Kurulları önünde. Hı hı. İlçe seçim kurullarıyla temaslarınız oluyor mu? Tabii. İlçe, onlar hazır mı? Şimdi 4-9 Mayıs'a. Onların ne kadar hazır olduğu soru işaretidir. Bunu aha. söyleyeyim. Yani devamlı kural değişikliği geliyor, ilçe seçim kurullarını alıp bir yerden bir yere taşıyorlar, zorluk çıkartmaya çalışıyorlar, açıktır bu. Örnek aha. veriyorum, Kadıköy, Maltepe ilçe seçim kurulları şu anda Kartal Adliyesi'nde. Yani adam Kadıköy'den kalkıp Kartal'a gitmek gibi bir durumda. Biz araçlarımızla biz bunları sağlayacağız, aha. problem yok, yani hiçbir problem yok.
ilçe, çünkü adam bir kişi ilçe seçim gidiyoruz Beyoğlu ilçe seçim kuruluna. Bir görevli var. Yani onun kapısına Saadet Partisi, İyi Parti, Vatan Partisi adayları yığıldığı zaman altından kalkamama durumuyla karşılaşabilirler. Biz onların dahi önlemini almış durumdayız. Şu anda, nasıl yani? Onların işini kolaylaştırmak için aha, düzenlemelerimiz var. En azından Vatan Partisi için. Doğu Perinçek için böyle bir yığılma olduğu takdirde onların o iş yükünü de rahatlatacağız. Onların diyorsun. İş yükünü rahatlatacak yapıyı dahi hazırladık. Öyle bir noktaya gelindiğinde zaten bu da uygulamaya geçirilecektir. Sabah 8'den akşam 8'e kadar. Sanırım onlar da 12 saat çalışacak değil mi? Doğru. Cumartesi pazar dahil. Cumartesi pazar dahil. O yüzden hafta sonu hani çalışan insanlar için hafta içi izin alıp gitmek gibi bir problem olabilir. Ama cumartesi ve pazar günleri de ilçe seçim kurulları açıktır. Bugün tatil kapalıdır düşüncesinden yurttaşların kurtulması önerilir. Pazar günleri de rahat rahat gidip ilçe seçim kurullarında imzalarınızı verebilirsiniz. Evet, hazırlanan bu görselde de bu görsel yani bir reklam olarak bizim kanalımızda da dönüyor, ekranlarda da dönüyor. Üzerinden tekrar geçmek gerekirse Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 3 adımda Doğu Perinçek'e nasıl imza verilir? Ben şöyle kısaca özetlemek istiyorum. Sayın Gürol biraz önce çok güzel anlattı. Nüfus cüzdanınızı veya kimlik kartınızı ilk önce yanınıza alıyorsunuz tabii. İmza vermek için yalnızca bu ikisini yanınıza almanız yeterli. Sonrasında 4-9 Mayıs tarihlerinde cumartesi pazar günü de dahil, hafta sonu dahil saat 20'ye kadar, akşam saat 8'e kadar, 20'ye kadar kayıtlı bulunduğunuz ilçe seçim kuruluna bizzat gidebiliyorsunuz. Gittiğiniz takdirde de Doğu Perinçek adına düzenlenmiş olan formu isteyerek imza veriyorsunuz. Oldukça kolay, basit. Yani 10 dakikalık bir iş bakıldığında tabii değil mi? Seçim kuruluna girişiniz, çıkışınız belki daha da kısa. Seçim kurulu formun bir örneğini size teslim edecek. Böylece Doğu Perinçek sizin adayınız olmuş olacak. O 100 bin imza böylece tek tek toplanmış olacak. Peki Doğu Perinçek yani adaylığı noktasında ben biraz da onu öğrenmek istiyorum. Yani nasıl tepkiler geliyor? Halkın yaklaşımı ne? Şimdi gerçekten böyle bir baskın seçim. Hatta işte yurt dışı oylardan falan bahsettik. İnsanları böyle biraz dara sokan değil mi? Adaylar olduğu gibi vatandaş da bu seçimin bu kadar baskın olmasından böyle bir tepki olduğunu düşünüyorum ben. Neler söylüyorlar, neler anlatıyorlar sizin imza standlarınızda, masalarınızda, oy verirken, pardon imza verirken, destek imza çıkarken? Verirken. Şimdi şu söylemle çok karşılaşıyoruz. AKP'liyim. Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Evet. Ama Doğu Perinçek'in aday olması için gerekli olan imzamı koyuyorum. Bu MHP'liyim. Doğu Perinçek'in adayı olması için imzamı koyuyorum. CHP'liyim. Doğu Perinçek'in aday olması için imzamı koyuyorum. Diyen çok sayıda insan var. Ama bizi en çok umutlandıran, en çok sevindiren konu şu. Aranıyoruz. Bizim daha önce ulaşmadığımız kişiler bizi arıyor ve ne yapacağız? Arabayla destek gerekiyorsa araba desteği verelim. Partili değil, vatandaş. Yani yolda Doğu Perinçek'in aday olması lazım. Dürüst adam, doğru adam, çizgisi belli olan adam. Yani söylenenler bunlar. Doğu Perinçek'e oy vermiyorum, %10'u geçemez diye. Ama bu bambaşka bir durum. Doğu Perinçek adayımdır. Doğu Perinçek'e oy vereceğim. Doğu başkanlığını sağlamaya çalışacağım. Nasıl bir destek verebilirim diye kapımızı çalan onlarca, yüzlerce insan var. Bu sadece İstanbul için. Hı hı. Eminim ki Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya gibi diğer büyük illerimizde de durum farklı değil. Çünkü hani bir şekilde iletişim içindeyiz onlarla da. Hı hı. Ne oluyor, ne bitiyor onlarla da. Aynı süreç, aynı düzen, aynı şekilde o diğer illerimizde de, bütün illerimizde de devam ediyor. Benim bir kuşkum yok. Hı hı. Bu imza konusunda. Önemli olan daha fazlasını ortaya koyabilmek. Hani 100 bini geçtik, 200 bini ortaya koyabilmek, 300 bini ortaya koyabilmek. Ve rehavete kapılmamak. Evet, rehavete kapılmamamız gerekiyor. Hı hı. Yani en önemli nokta, nasıl olsa Doğu Bey aldı imzayı deyip evde oturmayacağız. Herkes görevini yapacak. Alacak eşini, dostunu, yakınını. Gerekiyorsa ilçesini arayacak, destek isteyecek. İlçelerin hepsinden istenilen desteklerin verilmesi için biz il olarak, koordinasyon olarak her türlü desteği sağlıyoruz zaten ilçelerimize. Bu işi de 9 Mayıs'ta imza olayı bitecek ama bizim
Çalışma bitmeyecek. Tabii. Çünkü 24 Haziran seçimleri var. Seçimler var. Evet, seçimler ondan sonra da seçim çalışmalarımız başlayacak. İyi, güzel. Yani biraz, sizin için öyle antrenman gibi oluyor esasında. Tabii, tabii. Bütün yurt genelinde bütün partiyi harekete geçiren, ayağa kaldıran bir çalışma tabii, oldu bu. Tabii, ilk defa yapılan bir şey bu. Yani o yüzden ilk defa yapıldığı için çok daha heyecanlı, çok daha istekli çalışıyor arkadaşlarımız. Öğrendiğimiz yeni şeyler oluyor. Bu 30 bine yakın dilekçedeki numaraları tek tek arıyor olmamız, destekçilerimize tek tek dokunuyor olmamız anlamına geliyor ki hani bugüne kadar seçimlerde bize oy verecek insanları tek tek arayıp dokunamadık. Evet. Bu anlamda bizim için çok önemli. Bizimle beraber olan insanlara dokunuyoruz, konuşuyoruz, fikirlerini alıyoruz. Beynimiz büyüdükçe büyüyor. O insanlarla büyüyor. O yüzden bizim için ilk defa yapılan bu süreç çok değerli. Hem bilgi sağlıyor bize, hı-hı, hem destek sağlıyor. Sayın Gürol, bir sorum daha olacak. Sizi hemen salmıyorum ama tabii ki. Bir İzmir'e döneceğiz. Arkadaşımız Ufuk Akkaya'nın bir konuğu var. Doktor Rıfat Mutlu, Vatan Partisi İzmir İl Başkanı. Malum Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalar devam ediyor. Biraz İzmir'deki çalışmaları Ufuk'tan ve sevgili konuğundan almaya çalışacağız. Ufuk. Umut Tezerer, teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Konuğunuza da. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de 4-9 Mayıs tarihleri arasına kilitlenmiş durumda ve İzmir'in bütün ilçelerinde Vatan Partisi ilçe başkanlıkları ve il başkanlığı son sürat çalışmalara devam ediyor ve bu çalışmalar sırasında zaman zaman binlerce kişinin katılımıyla ve binlerce kişinin imzalarıyla destekler artıyor ve İzmir'deki rakam şu an itibariyle Vatan Partisi'nin topladığı rakam 15 bin civarında. Yüksek Seçim Kurulu'na tabii ki müracaatlar yapılıyor. Vatandaşlar da seçmenler de ilçe seçim kurullarına giderek Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı seçebilmesi için, belirleyebilmesi için 4 Mayıs ile 9 Mayıs arasında imza verecekler, dilekçe verecekler. Bu işlem sadece 1 dakika sürüyor. Yalnız İzmir'in 2 ilçesinde çok küçük pürüzler var. İşte Vatan Partisi bu pürüzleri çözebilmek için İl Seçim Kurulu'na bir müracaat yaptı. Yanımızda Vatan Partisi İzmir İl Başkanı, senin de belirttiğin gibi Doktor Rıfat Mutlu var. O ilçelerden birisi de Güzelbahçe. Güzelbahçe Belediye eski Belediye Başkanı da Rıfat Mutlu'nun heyetinde ve İl Sekreteri ile beraber İl Seçim Kurulu Başkanı ile görüştüler ve hangi ayrıntılar çıktı, nasıl sonuçlandı ve sorunlar neler iki ilçeye ilişkin, bunların ayrıntılarını alacağız Rıfat Mutlu'dan. Efendim. Sağ olun. Teşekkürler, bizi kırmadınız, yayınımıza geldiniz. Ben sağ olun. Sıkıntı nedir bu iki ilçeye ilişkin? Hangi ilçeler, neler söyleyeceksiniz? Efendim, biliyorsunuz aslında İzmir'imizin birçok ilçesi var, 30 ilçemiz var. 30 ilçemiz içinde iki ilçemiz, yani Güzelbahçe ilçemiz ve Beydağ ilçemizde şöyle bir sorun ortaya çıktı. Burada yaşayan 40 milyon insanın seçmen sayısı 33 bin kişi. 33 bin kişinin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'i aday gösterebilmeleri için, önerebilmeleri için ilçe seçim kurullarına değil de bir saat kadar uzunluğu olan 30 kilometre uzunluktaki bir başka bir merkeze gitmeleri isteniyor. Örneğin Güzelbahçe'nin Alsancağı, Beydağ'ında Ödemiş'e. Özellikle tabii bu yol oldukça güç, yaşlımız, engellimiz var. Gerçek anlamda zaten süre konusunda biz engel tanımıyoruz tabii ama birçok engelin yanında bunların aşılmasını istedik. Ne şekilde? Örneğin bir ekip göndererek 4-9 Mayıs tarihleri arasında orada yaşayan ilçe sakinlerinin, seçmenlerinin bu konuda oy kullanabilmesini daha kolay bir hale getirmek istemiştik. Onun için İl Seçim Kurulu Başkanımızı ziyaret ettik. Fakat sonuçta anlaşıldı ki gerçekten yani bu İl Seçim Kurulu'nda üstünde bir karar. İki gün önce Yüksek Seçim Kurulu gönderdiği bir talimatla ancak bu oy kullanımlarının belirtilen yerlerde, yani Beydağ, Ödemiş'te kullanacak, Güzelbahçe'de, Alsancak'ta kullanacak talimatı gelmiş. Evet.
Şimdi bu tabii gerçekten hani ormanda seçim diyorduk. Aslında ormandaki çalılıkları arttırmaya çalışıyorlar. Normal seçmenimizin, vatandaşlarımızın en doğal hakkı olan Cumhurbaşkanı adayı gösterme hakkını kısıtlamaya çalışıyorlar. Bunlar bizi yıldırabilir mi? Yıldıramaz. En fazla biz daha fazla bir araç bulacağız. Çünkü mesafeler uzun. Örneğin Beydağ'da, Beydağ'ın köylerinden önce Beydağ'a gelecek, sonra da Ödemiş'e gidecek. Yani bu tamamen kırsal kesimi İzmir'in. Güzelbahçe'de de öyle. Çok yoğun bir trafik var ve 45 dakika sürüyor. Yani niçin İzmir'deki 28 ilçemizle birlikte bu iki ilçemize eşit davranılmıyor? Bu çok önemli bir olay. Buradaki 33 bin seçmen az bir olay değil. Bunu konuştuk ama anladık ki 2 gün önce gelen Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir talimatla bu konuda İl Seçim Kurulu'nun bir yetkisi kalmamış durumda. Bizim de Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmamız lazım. O başvuruyu yapacağız. İnsanlarımızın temsilcisi olacağız ama bunların hiçbirisi bizi tabii ki geciktiremez. Çünkü hakikaten İzmir'de on binler, çok daha fazlası nasıl imza vereceklerini soruyorlar. Onlara arkadaşlarımız ulaşıyor. Şu anda sizin de konuşmanızın başında belirttiği gibi zaten 20 bine yaklaştı oylarımız. Durumumuz iyi ama bu adaletsizliği, bu ormanda seçim konusunu biraz hiç değilse geçiştirmek istemiştik, hafifletmek istemiştik. Onda da anlıyoruz ki çözüm burada değil, Yüksek Seçim Kurulu'nda. Durumumuz budur efendim. Yani buradan tabii ki Güzelbahçe ve Beydağ'daki seçmenlere de, yani Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı olarak isteyenlere de bir çağrı yapmak lazım değil mi başkanım? Son derece haklısınız. Aslında hem Güzelbahçe ilçemiz, ilçe başkanlığımız, hem Beydağ ilçe başkanlığımız tamamen organize olmuş durumdalar. İl başkanlığının koordinasyonunda oradaki seçmenleri Güzelbahçe Alsancak'a getirecek, Beydağ'da Ödemiş'e getirecek. Eğer susarlarsa çay ve kahve de ikram edeceğiz. Yani o bizim çalışmamızı engellemeyecek. Ama istedik ki insanlarımız daha rahatlıkla Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilsinler. Ama bu engeller bizi yıldırmaz, daha da coşku veriyor, kamçılıyor. Ben sonucun çok iyi olacağına eminim efendim. Peki efendim, teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Muhtezeler, az evvel de Sayın Başkan'ın aktardığı gibi 33 bin seçmenin aday belirlemesi konusunda ilçe seçim kurulları ortalama 30 kilometre uzaklıkta. Hatta şunu da belirtelim. Güzelbahçe ilçe seçim kurulu Alsancak'ta, konağa bağlı bir semt. 4. katta, o 4. kata asansör de yok. Ama bunlar tabii ki Vatan Partisi'ni durdurmuyor, yıldırmıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun alması gereken önlemleri Vatan Partisi daha fazla araçla ve daha fazla hizmetle, susayana su, acıkana da aş vererek, yemek vererek çözeceğini belirtti. Ben 15 bine yaklaştı civarında demiştim ama başkanımız bir hatırlatma, düzeltme daha yaptı. 20 bine yaklaştık dedi. Yani bu da gösteriyor ki sağduyurulu İzmirli 4-9 Mayıs tarihleri arasında, günleri arasında bütün ilçe seçim kurullarına hızla müracaat ederek sabah saat 08.30'dan akşam saat 20'ye kadar mesai devam ediyor. Cumartesi, pazarda ilçe seçim kurulları açık. Bütün çalışanlar, yani şöyle belirtelim, işçideki fabrika, sokaktaki simitçiye kadar cumartesi, pazar günü de gidip kullanabilirler ama 4 Mayıs günü en kritik gün. Bugün Vatan Partisi'nin de belirttiği gibi o gün aslında Türkiye'nin kaderinin de belirleneceği ve değişeceği bir gün olacak diyoruz ve sözü yeniden size bırakıyoruz. Ufuk Akkaya ve konuğu Doktor Rıfat Mutlu'ya teşekkür ediyoruz. İzmir'den bahsetti Sayın İl Başkanı, Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Mutlu. Biraz önce sizin de verdiğiniz bir örneğe benzer bir sıkıntı. İki gün önce gelen bir yazıyla iki ilçede seçim kurullarının taşınmasından bahsetti. Öyle ki 4. kata taşımış, asansör dahi yok dedi Ufuk Akkaya. Yani bir engelleme demesek de bir zorlama olduğu kesin. Kesinlikle. İstanbul'da Kadıköy'de dediniz. Kadıköy, Kartal'a. Ama bunların hepsinde de çözüm var diyorsunuz. Çözüm var. Baştan alalım esasında. Ekranı yeni açmış olanlar olabilir. Tabii ki. İstanbul'da 100 bin imza koordinasyon kurulu başkanı olarak uzun bir süredir. Günde kaç saat uyudunuz bilmiyorum ama çok az. Çok az uyuduğunuzu biliyorum. Müthiş bir çaba, müthiş bir mücadele yürütüyorsunuz. Bunun karşılığı olacak mutlaka. İnsanların teveccühü, tercihi, imza vermeyle daha da taçlanacak. Doğu Perinçek'in adaylığı noktasında
İnsanlara bir hatırlatalım. Nasıl gidecekler ilçe seçim kurullarına? Gidemedikleri takdirde nasıl irtibata geçecekler? Siz hangi noktalarda vatandaşla, seçmenle bir anlamda buluşacaksınız? O programın başında çok güzel ifade etmiştiniz. Tekrar ederek bence ekranı yeni açanları da uyarmış olalım. Bir tekrar yapalım. Hı-hı. Tabii ki. Şimdi 30 bine yakın imzayı biz yeni yasa değişikliği olmadan önce zaten toplamıştık. Teker teker bu 30 bin imzaya dönüşler yapmaya başladık. Erken seçim kararıyla beraber. Ve büyük bir kısmı, neredeyse tamamı diyeyim, bugün tamamlanacaktır. Geriye dönüş yapılmıştır. Kim hangi tarihte hangi seçim kuruluna gidecek, bunlar ayarlanmıştır. Bir gün önceden oradaki görevli arkadaşlarımızın adı ve telefon numaraları, gidecekleri şahısların gideceklerini belirledikleri tarihten bir gün önce şahıslara ulaştırılacaktır. Hastası olan varsa destek sağlanacaktır. Gitmekte zorlanan olursa araç desteği sağlanılacaktır. 4-9 Mayıs tarihleri arasında da ilçe seçim kurullarının önünde dövizleriyle, önlükleriyle onlarca görevlimiz olacaktır. İletişim masamız mevcut olacaktır. Bizim dokunamadığımız ama eminim ki Doğu Perinçek için oy vermek isteyen daha binler vardır. O binler ilçe seçim kurullarının önüne gittiklerinde Vatan Partisi Doğu Perinçek aday dövizini gördükleri noktada vardıkları an her türlü hizmet, her türlü kolaylık, neyin nasıl, ne şekilde yapılacağını izah eden, yaşlılarımız varsa koluna girerek genç arkadaşlarımızın desteğiyle bu sağlanacaktır. Hı hı. Benim burada yani hep 30 bine yakın dilekçe yapıldı, arandı diyorum. Bunun haricinde bizim bir de İstanbul'da toplanan dilekçelerde, masalarda, hı hı, şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Adam Adanalı, İstanbul'a gelmiş oğlunu görmeye. Rizeli, kızı doğum yapmış, ona gelmiş. Böyle bir de İstanbul dışı listemiz oluştu ki bu hani 4500-5000'e yakın, bunları da biz o illere gönderdik. O bilgileri onlarla paylaşıyoruz. Paylaştık, aha, gönderdik. Hala da elimize geçtiğinde bu yeni listeleri güncelleyerek devam edeceğiz. Bir ayrı konu yurt dışı. Aha. 300-350'ye yakın yurt dışında yaşayan vatandaşımızın imzası var. Standlara gelip değil mi? Standlara gelip, attığı, evet. Dilekçelere. Evet, ben Türkiye'de yaşamıyorum, oyumu burada kullanmıyorum. Doğu Bey için, o Doğu Bey'in adaylığı için imza vermek istiyorum. Nasıl yapacağım? Ama işte gene ayrı bir çalılık, yurt dışı imzaları, yurt dışı başvuruları da engellenmiştir. Yani bu tamamen bir settir, bir duvardır. Biz böyle küçük engelleri aşarak yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz. Bu kesindir. Yani bunun, hı hı, başka bir yolu yoktur. Bu 100 bin imza fazlasıyla toplanacaktır. Büyük bir kısmı da toplanmıştır zaten, hazırdır. Hı hı. O süreci tekrar özetleyelim. Bu arada arkadaşlarım uyarıyor. İkametgah kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulu. Evet. Onun altını bir daha vurgulayalım. Efendim, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 3 adımda Sayın Perinçek'e nasıl imza vereceksiniz? O görsel de arkamıza yansıyor. İmza vermek için yalnızca Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı veya kimlik kartınızın yanınızda olması yeterli. İlk adım bu. Yanınızda kimliğinizin olması gerekiyor. İkinci adım, 4-9 Mayıs tarihleri arasında cumartesi pazar günleri dahil, ki seçim kurulları akşam saat 20'ye kadar da açık olacak, bu hizmeti vermekle mükellefler. Öyle bir düzenleme de yapıldı. Kayıtlı olduğunuz, yani ikametgahınızın kayıtlı olduğu ilçe seçim kuruluna gideceksiniz. İkinci adım bu. İçeri girdikten sonra demin Ufuk Akkaya da bir dakikalık bir işledi. Gerçekten öyle. Doğu Perinçek adına düzenlenmiş bir form var. Bu formu imzalayacaksınız. Seçim kurulu formun bir örneğini size teslim edecek. Bu kadar. Hepsi bu. Bir dakikalık bir iş. Nasıl ulaşılacak? Nasıl gidilecek? Bunları sorup öğrenebileceğiniz birçok adres var. Yani sahada değil mi? Sokakta, seçim kurullarının önündeki standların dışında telefon numaraları da mevcut. Ben onları da anons etmek istiyorum. 0549-371-0025, 0541-307-77-72, 0549-438-2001. Bu numaralardan
ulaşabiliyorsunuz. Bir numaramız daha var. 0542 820 3202. Bu numaralardan da bilgi alabilirsiniz, iletişim kurabilirsiniz, ne yapacağınızı sorup sorunuza yanıt alabilirsiniz, destek isteyebilirsiniz değil mi? Doğru. Hastası olana gerekirse refakatçi sağlayacağız de, Sayın Gürol. Perinçeke 100binimza.com bu adres de önemli. Şimdi herkesin akıllı telefonu, interneti var. Ha benim seçim kurulum nerede? Adres neresi? Şimdi ben bugün baktım açıkçası. Fatih'te 3 tane seçim kurulu var. Adresler işte eski kaymakamlık, eski adliye diye geçiyor. Açtım haritasından da yerine baktım. Bakmanız gerekebilir ilçe seçim kurulunun adresine. perinçeke100binimza.com adresinden o adresleri tek tek öğrenebiliyorsunuz. Sayın Gürol, buyurun. Ben böyle özetledim ama eklemek istediğiniz mutlaka şeyler vardır, eksik kalmasın. Lütfen buyurun. Şimdi biraz önce İzmir bağlantısında da gördüğümüz gibi ek çalılıklar önümüze çıkartılıyor. Bu bizim ilk defa karşılaştığımız bir durum değildir. Başka illerde de olabilir mi? Böyle? Başka illerde de olabilir ama benim vermek istediğim örnek yani. Çok daha farklı. Bakın, buyurun. Ergenekon duruşmaları esnasında Ergenekon duruşmaları Çağlayan'da yapılabilinirdi. Evet. Ama Çağlayan'da yapılmadı. Silivri'ye taşındı. Biz Çağlayan'dan, Çağlayan yerine veya İstanbul'un içinden kilometrelerce uzakta olan Silivri'ye 10 binleri, 100 binleri yığdık. Evet. Yani Kartal, Kadıköy bizi ne korkutur ne yıldırır. Aynı şeyin de İzmir için geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bunlar engeldir ama bizim için aşılması çok kolay, çok basit engellerdir. Bu tür engeller bizi asla yıldıramayacaktır. Biz yolumuzda devam ediyoruz. Kararlıyız. Yaptık, yapacağız. Bugüne kadar ne söylediysek başarmışızdır. Bundan sonra da aynı şey devam edecektir. Rehavete de kapılmamak kesinlikle lazım diyorsunuz. Onun altını çizmekte de fayda var bence. Yani tamam bu imzalar toplandı, verildi. Nasıl olsa Sayın Perinçek bu imzayı topladı diye bakmamak lazım. 100 bin, 200 bin, 200 bin, 300 bin yapmak lazım diyorsunuz. Ki ne kadar hani güçlü olduğumuz görülsün kesinlikle diyorsunuz. Doğru. Bu numaralardan size ulaştığında seçmen, vatandaş, yurttaş, Perinçek için imza veren ya da işte seçim kuruna gidecek olan kişi sıkıntı yaşadığında adli anlamda hani iş adliyelerde genellikle seçim kurulları oralarda olduğu için böyle bir hukuki anlamda danışabileceği isimler de var değil mi? Yani tabii onu ki da izah ediyorsunuz. Tabii ki. Hakkı olan orada dile getirmesi noktasında. Tabii ki. Oradaki görevli arkadaşlarımız imza vermek için gelen herkesin her türlü sorununa cevap vermeye hazır olacak şekilde biz hazırlığımızı yapmaya çalışıyoruz. Bana diyebilirsiniz ki ya yolda lastiğim patladı. Gidemiyorum. Numara elindeyse biz ona dahi müdahale edebilecek ön hazırlığımızı yapmaya çalışıyoruz. Yaptık. Ekleyerek de devam edeceğiz. Ama baştan da söylediğim gibi ilk defa karşılaştığımız bir çalışma şekli bu. Bu nedenle biz de her an neyle karşılaşacağımızı adım adım, santim santim ölçebilecek daha önce bir know-how'umuz, bir bilgimiz mevcut değil. Biz de ilk defa böyle bir yapılanma içindeyiz. Ama önceki seçim çalışmalarımızdan ve işte mitinglerimizden edindiğimiz tecrübelerle mümkün olduğunca olumlu bir şekilde yapılandırdık. Bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Artık hani ayrıntıya kadar inmeye çalışıyoruz. Çünkü bir devleti yönetecek ne diyoruz? Ayrıntılar üzerinde çalışılan devletler devlettir. Yani biz de ayrıntıları başarıyla sonuçlandırdığımız takdirde başarımızın daha taçlandırıcı olacağına inanıyoruz. Bu nedenle en ince noktaya kadar bir kişi iki kişi değil. Akşam 11.30 toplantımız var bakın. Evet. 11.30'da 40 kişi toplanıyor. Yani ertesi günü, ertesi haftayı tabii, her o şey planlanıyor. O günün değerlendirmesi yapılıyor. İl başkanı başkanlığında yapılıyor. Bütün ilçelerdeki sorumlu arkadaşlar geliyor. Herkesi çağırmıyoruz. Sadece bu 40 kişiye yakın bir ekip yapıyor. Ve bu ekiple biz 11.30'da başlıyoruz. İşte en erken bitirdiğimiz 1.30-2'dir. Çalışmalarımız bu şekilde yürüyor. Müthiş bir çalışma, müthiş bir özveri. Çok yoğun bir tempo, evet. Tüm yurt genelinde ama biraz önce de konuştuk sanırım. Yani 24 Haziran'a daha seçime de bayağı bir zaman var. Tüm örgütü
ayağa kaldıran, harekete geçiren bir antrenman da oluyor bir anlamda. Değil mi? Doğru mu düşünüyorum? Sonuç itibariyle hani seçime kadar da bu çalışmalar devam edecek değil mi? Tabii. 9 Mayıs'ın tabii. Sonrası da var. Tabii ki. 9 Mayıs'ın sonrası var. 24'üne kadar aynı çalışmalar devam edecek. Size de sorular mı geliyor? Sorular geliyor. Evet, biraz evet, önce evet. Bana gelen bir uyarıydı. Altını evet. Tekrar çizmekte fayda var. Telefonlara şöyle ikazlar geliyor demiş arkadaşım. Aynen. İkametgahınızın kayıtlı olduğu ilçe seçim kurullarında kullanabiliyorsunuz bu hakkınızı. Aynı uyarı bana da geldi. Evet, yani ilçe seçim kurulu dediğimiz yer esasında ikametgahınızın bağlı olduğu ilçenin seçim kurulu. Umut Bey, şu mesajın gelmiş olması dahi organizasyonumuzun düzgünlüğünü gösteriyor. Bakın, öyle mi? Ben buraya çıkmadan önce aşağıda arkadaşlarıma dedim ki lütfen biriniz ikiniz oturun seyredin. Takip edin. Ben hani atlayabilirim, unutabilirim. Kesinlikle. Anında beni bilgilendirin ki yayında eksiğimiz kalmasın. Bu bile bizim hani bunu düşünüyor olmamızı izah etmeye çalışıyorum. Her adımın bir sonrasını planlayarak gidiyoruz. Öyle ki ilçe seçim kurulunun iş yükünü bile hafifletmeyi düşünüyorsunuz. Tabii ki. Onun bile altyapısını. Evet, onun bile altyapısını. Olası bir yoğunluk durumunda. Valla kolaylıklar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu 40-45 dakikada biraz değinebildik. Ama bu çalışmalar sürüyor. Biz de hep izliyoruz, takip ediyoruz. Kameralarımızla tespit edip ekranlara getiriyoruz. Sizi böyle ara ara konuk edeceğiz. Çalışmalar her konusunda zaman. Bilgilendirmek gerektikçe sizi burada ağırlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür kolaylıklar ediyorum. Diliyorum. Sağ olun. Yurttaşlarıma akıllarına gelen her soru için hiç çekinmeden bu numaraları aramalarını rica ediyorum. Elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Tünelin ucu göründü. Zamanımız çok az. Rehavete kapılmayalım. Sayın Güroğlu, çok teşekkür ediyorum. Evet, İstanbul 100 bin imza koordinasyon kurulu başkanı Tayfun Güroğlu konuğumuz. Kendisiyle programı bu bölümün noktaladık ama özel yayınımız devam edecek. Kısa bir reklam arasından sonra bizden ayrılmayın efendim. Efendim özel yayınımız devam ediyor. Ulusal kanalda yaklaşık bir saat daha birlikte olacağız. İlerleyen dakikalarda birazdan Rıza Zelyut, gazeteci yazar Rıza Bey. Rıza Zelyut bizimle birlikte olacak. Onunla da bu süreci konuşacağız. Evet, bir yandan imzalar toplanıyor. İstanbul 100 bin imza koordinasyon kurulu başkanı Tayfun Gürol az önce bizimle birlikteydi. Çok kolay bir işlem. Hatta o görseller de ekranlarınıza geliyor. Gelmişken ben de tekrar edeyim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 3 adımda Doğu Perinçek'e nasıl imza vereceğinizi kısaca tarif etmiş olalım. Oldukça kolay. İmza vermek için bir kere yanınızda nüfus cüzdanınız olacak. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı veya kimlik kartınızın olması yeterli. Ardından 4-9 Mayıs tarihleri arasında, yani cuma gününden itibaren, ki cumartesi pazarda dahil, yani 5-6 Mayıs'ta dahil 9 Mayıs'a kadar saat 8'e kadar da açık olacak. Onu da belirtelim. Hani mesai saatinden sonra akşam saat 8'e kadar da açık olacak ilçe seçim kurulları. Bağlı bulunduğunuz ikametgahınızın bağlı olduğu, kayıtlı olduğu ilçe seçim kuruluna gidiyorsunuz efendim. Kimlik kartınız yanınızda, ilçe seçim kuruluna gittiniz. Orada Doğu Perinçek adına düzenlenen formu isteyip imza atacaksınız. Seçim kurulu formunun bir örneği size teslim edecek. Bu kadar basit, bir dakikalık bir iş. Bu konuda her türlü yardım ve desteğe hazır Vatan Partisi temsilcileri, ilgilileri, yetkilileri. Onlara ulaşabileceğiniz bazı numaralar var, telefon numaraları. Yeri gelmişken onu da hemen hatırlatalım. 0549-371-0025, 0541-307-77-72, 0549-438-20-01, özellikle İstanbul için bunu belirtiyorum. Yine 0542-820-32-02 numaralı telefonlardan ilgililere, yetkililere, Vatan Partisi'ne ulaşabilir. Alo imza hattının numaraları bunlar. Gerekli desteği, sorularınıza yanıtı alabilirsiniz. Problemleri böyle çözebilirsiniz. Perinçek'e100binimza.com'da yine tüm bu bilgilere hızla ulaşabileceğiniz adreslerden biri, kurulan bir internet sitesi, web adresi Perinçek'e100binimza.com. Burada bir kere bağlı bulunduğunuz, kayıtlı olduğunuz ilçe seçim kurulu diyoruz. Tüm onların adresleri var.
tek tek açık bir şekilde il il, ilçe ilçe bu adreslere, bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Yeterli gelmedi, bu telefon numaralarıyla irtibata geçebilirsiniz. 4-9 Mayıs tarihleri arasında 3 adım sıraladık, çok kolay. Kimlik kartınızı yanınıza alıp ilçe seçim kuruluna gidiyorsunuz. Kayıtlı olduğunuz ikametgahınızın geçerli olduğu, kayıtlı olduğu ilçe seçim kuruluna gidiyorsunuz. Akşam saat 8'e kadar açık bir kere. Cumartesi, pazar dahil ilçe seçim kurulları ve Doğu Perinçek adına düzenlenen o formu alıp imzalıyorsunuz. Seçim kurulu formun bir örneğini size teslim ediyor ve aday gösterme işlemi süreci burada noktalanmış oluyor. Bu kadar basit bir imzada sizden diyoruz. Evet. Birazdan Rıza Zerlük'le bu süreci konuşacağız. Türkiye gerçekten enteresan bir seçim süreci yaşıyor. Tam anlamıyla bir baskın. Hatta Sayın Perinçek'in ifadesiyle ormanda bir seçim. Ormanda bir seçime doğru gidiyor. Hakların engellendiği, tırnak içinde gasp edildiği, tartışmaların had safhada olduğu bir seçim. Bu süreci konuşacağız Sayın Zerlük'le. Bu arada Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yurdun dört bir yanında çalışmalar sürüyor. Biraz önce İzmir'e bağlandık ki ilerleyen dakikalarda yine İzmir'e döneceğiz. İstanbul Koordinasyon Kurulu Başkanı Tayfun Gürol buradaki çalışmalardan bahsetti. Yurt genelinde hummalı bir çalışma var. Gelin bir Antalya sokaklarına gidelim. Antalya sokakları bugünlerde böyle hızlandırılmış bir imeceye şahitlik ediyor tabiri caizse. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in aday olması için imzalar birbirine ekleniyor. Ve bakın genci yaşlısı imza veren herkes Perinçek neden Cumhurbaşkanı olmalı sorusunu nasıl yanıtlıyor hep birlikte izliyoruz. İmzayı demokrasi için verdim. Doğu Perinçek'in gerçek bir lider olduğuna inanıyorum. Ülkenin Yılmaz Savaşçılarından biri yani demokrasi için. Türkiye'nin iyi olması için. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün hepsinden kötülüğümüzü gördük. Çekeceğimiz kadar çektik. Bu mücadelenin ortak insanlarıyız diye. İçimde bulunduğum sistemin değişmesini istiyorum. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir imza da benden. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için Antalya'da çalışmalar hızlandı. Başkan diyerek hitap edeceğim, özür dilerim. Başkanımıza başarılar diliyoruz, her türlü yanındayız. Çok emek verdi, çok çalıştı bu ülke için. Ben iyi bir cumhurbaşkanı, dürüst, demokrat bir cumhurbaşkanı olacağına inandığım için. Cumhurbaşkanı adayı Perinçek için imzalar birbiri ardına ekleniyor. Yurttaşlar özü sözü doğru diyerek Perinçek'in adaylığını destekliyor. Hiçbir geri tarafında saklı gizli bir kelime koymuyor. Neyse ortaya koyuyor. Doğruları söylediği için. Ben de Doğu Perinçek'i seviyorum. Çok siyasetçilerden gerçekten mert ve yiğit. Layık olduğu yere inşallah gelir. Öyle tahmin ediyorum. Ben şu zamana kadar 60 yaşına geldim. Böyle dürüst konuşan bir siyasi parti lideri ben görmedim. Rusya krizinin çözümünden Ermeni soykırım yalanının yerle bir edilmesine Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in kritik birçok konuda imzası bulunuyor. Bu İsviçre'deki Ermeni davasından ben takdir ediyorum onu. Öbürlerinde o cesaret yok. Birinci adam aslında yani görünmeyen kahraman. Neyin görünmeyen kahraman? Rusya krizinde. Yani çünkü hükümette o tarz bir krizi çözecek başka bir adam olmayınca Doğu Perinçek'e düştü bu iş. Kentin altı noktasında kurulan masaların imzacıları arasında taraftarlar da vardı. 4-9 Mayıs arasında ilçe seçim kuruluna gidip imzamı teyit edeceğim. 4-9 Mayıs arasında ilçe seçim kurulunda imzamı teyit edeceğim. Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Özbay, yurttaşların gösterdiği büyük dayanışmanın seçim kurulu başvurularına da yansıyacağını belirtti. 100 bin değil belki 200 bin imzayla genel başkanımızı Cumhurbaşkanlığı yarışmasına sokacağız. Antalyalı seçmenlere hangi partiden olurlarsa olsun bu antidemokratik uygulamayı protesto etmek adına 4-9 Mayıs tarihleri arasında bu 100 bin barikatını, 100 bin kumpasını aşmamızı sağlamak için Doğu Perinçek için imza vermek istiyorum. İradesini beyan etmeye davet ediyorum. Vatan Savaşı'nı yönetecek ve başarıya ulaştıracak Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için bir imza da sizden. Evet, Antalya'dan yine İstanbul'a dönelim. Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için başlatılan imza seferberliği İstanbul Pendik'te hummalı bir şekilde sürüyor. İmza masaları, alo imza hatları sıkı bir şekilde çalışıyor. Ayrıntıları haberimizde izliyoruz. Tabii ki imza verdim. Vatan Partisi'ne imza vermek bizim için bir gurur, bir onur. Artık biz bir rahat bir ülke istiyoruz. Açtıkları imza masalarıyla yanıt verdiler YSK'nın 6 gün dayatmasına. Vatan
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için tatil sıcak demeden çalışmalar hızla devam ediyor. Vatan Savaşı'nı zafere kavuşturmak için Doktor Doğu Perinçek'e bir imza da sizden. İnşallah Cumhurbaşkanı olur. Daha başka bir şey Doğu Perinçek'e. Hepsinin ayrı hikayesi var ama hedefleri aynı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı yapmak. Bütün engellemelere rağmen önümüze 100 bin imza mümzisini kolundan tut seçim kuruluna getir demiş olmalarına rağmen biz 100 bin insanı aradık, tek tek getireceğiz o sabah. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı olabilmesi için bir imza da ben verdim. Doğu Perinçek bir kez üretim ekonomisinden bahsediyor. Üretim ekonomisinden gelecek daha iyi maaşlarla piyasa daha iyi canlanacak. Dolayısıyla küçük esnaf da bundan yararlanacak. 100 bin imzayı aşıp Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı yapacaklarına hep bir ağızdan söz verdiler. Güneş doğudan doğarak. Çalışmalar olağanüstü gidiyor. Belki bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalar içerisinde en başarılı çalışma olarak kabul edebiliriz. Gün yaklaştıkça daha da olumlu olarak artıyor. Her geçen gün imza sayısı artıyor katlanarak. Her geçen gün insanların ziyaretleri artıyor. Gözüken şey şu, biz aslında 100 bin değil, 100 binin çok üzerinde imza toplayacağımız, insanlardan aldığımız izlenimlerde bu yönde Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı Türkiye'de çok şeyi değiştirecek. Sadece aday olması bile çok şeyi değiştirecek. Vatan Partisi Pendik İlçe Örgütü Alo imza hattıyla birlikte hırıl hırıl çalışıyor. Bu sistem sayesinde vatandaşların kayıtlı olduğu seçim kurullarına gitmesi kolaylaştırılıyor. Yüzlerce genç olarak 16 ilçeye dağıldık ve sabahın çok erken saatlerinden gece 11-12'lere kadar hazırlıklarımıza ediyoruz devam. Şu anda çok çok iyi gidiyor. Ha, Türkiye'nin önündeki dertleri gören o milletimiz esasen o partimizin adayında yan yana geliyor ve yüzlerce imzayı topluyoruz, alıyoruz. İnşallah memleketimizin, ülkemiz için iyi olması için verdik yani. Biz işi onunla görüyoruz. İnşallah iyi olur. Evet, 100 bin imza kampanyası yurt çapında sürüyor. Gaziantep ve Muğla'daki imza masalarına üniversiteli gençlerin ilgisi yoğun oldu. Gençler Vatan Partisi liderine destek olmak için tanıtım standlarından bilgi aldı. İmza kampanyası sürüyor, vatandaşlar tek tek aranıyor. Üniversite öğrencilerine bu sürecin nasıl işleyeceğine, yüksek seçim kurullarına gidip nasıl imza verileceği hakkında genel bir bilgilendirme yapıyoruz. Vatan Partisi üyeleri var gücüyle Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı göstermek için çalışıyor. Seçimlerde Atatürkçü bir aday görmediğim için Doğu Perinçek diyorum. Bizler Türkiye için mücadele eden gençler olarak Doğu Perinçek'in 68 kuşağı liderinin Cumhurbaşkanı adayı olmasını destekliyorum. Görüntüler bu kez sanayi kentimiz Gaziantep'ten. Vatan Partisi öncü gençlik üyeleri vatandaşlardan imza topluyor, iletişim numaralarını alıyor. Geçtiğimiz seçimlerde Tayyip Erdoğan'la Ekmelettin İhsanoğlu'na bizleri mahkum ettiler. Bu seçimde o duruma düşmemek için cumhuriyetçi, Atatürkçü, layık bir cumhurbaşkanı adayı istiyoruz. O yüzden oyumu ve imzamı Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e veriyorum. Gençler imza masasına yoğun ilgi gösteriyor. Doğu Perinçek'in adaylığı için Gaziantep Üniversitesi meydanında standımızı açtık. Standa üniversite öğrencilerinin ilgisi fazlasıyla var, mevcut durumda. Bir saat içerisinde 60-70 civarında bir imza topladık. Muğla'da da Doğu Perinçek'in aday gösterilmesi için yapılan çalışmalar son hız devam ediyor. Yurttaşlarımız ait oldukları seçim kurullarına, yani seçime katılacakları bölgenin seçim kurullarına nüfus cüzdanlarıyla giderek oradaki görevlilere ben Doğu Perinçek'e aday gösteriyorum diyecekler. Orada matbuğa hazır bulunan 2 adet form imzalanacak. Biri seçim kurulunda kalacak. Birini imzayı veren yurttaşımız alındı belgesi olarak kendinde kalacak. Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Günal Dal, Muğla'da yapılan çalışmaları anlattı. İlçe seçim kurulları cumartesi pazar açık. Sabah 8.30 ve akşam 20'ye kadar yine kurullar açık olacak. 20'de sırada bekleyen yurttaşlarımız varsa onların da imzalarını almak için bekleyecekler. Yani sırada kimse kalmayana kadar orada beklenilip
imzalar alınacak. İl binasında oluşturulan çağrı merkezinde ise imza verenler tek tek aranıyor. Bütün bize imza vermiş bütün halkı aramaya başladık ve çok olumlu tepkiler alıyoruz. Hani bizim beklediğimizden de çok üstünde. Yani gelmeyeceğim diyen daha çıkmadı diyebilirim, o derece iyi. Şimdi biliyorsunuz 24 Haziran'da bir Cumhurbaş Partisi seçimimiz var. Vatan Partisi'nin 100 bin imza seferberliği Hatay'da da devam ediyor. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e imza vermeleri için 4-9 Mayıs tarihlerinde ilçe seçim kurullarına yönlendiriliyor. Katkıda bulunacağız çünkü ülkenin sorunlarına değinen tek liderdir. Uluslararası ilişkilerde en doğru hareketi yapan bir liderdir. Diğer liderlere nazaran onun için imza desteğimizi elimizden geldiği kadar ailemizle, çevremizle, komşumuzla, herkesle bu katkıyı sağlayacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Doğu Perinçek. Yani adeta Silivri zindanlarına dayandığımız gibi ilçe seçim kurullarının da kapısına dayanacağız ve 100 bin imza engelini aşacağız. Başı dik Türkiye için. Evet, yurdun dört bir yanından vatandaşlardan gelen destekler böyle. Toplumun öncü önder isimlerinden de birçok destek geliyor. Umumcu ile birlikte Atatürk devrimlerinin mücadelesini veren avukat Erol Ertuğrul, Doğu Perinçek'e desteğini açıkladı. Avukat yazar Ertuğrul, demokrasi için Perinçek'e imza vereceğim diyor. Türk ulusunun yararına olan aday Doğu Perinçek'tir. Benim Cumhurbaşkanı adayım Doğu Perinçek'tir. Oyumu da ona vereceğim. Hukukçu, yazar Erol Ertuğrul, 1943 yılında Kars'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Arhavi, Midyat, Manavgat, Koçarlı ve Elbistan Kaymakamı olarak bu vatana hizmet etti. Gerçekten aydınlanmacı birisi, Türk Rönesansı'nı savunan birisi. Bunun gizli kapaklı yanı yok. 12 Eylül'de kaymakamlığı bıraktı, avukatlık yaptı. Atatürk devrimini tamamlama mücadelesinin hep en ön saflarında oldu. Cumhuriyet, Sözcü ve Aydınlık gazetelerinde yazdı. Şimdi tüm halkı Doğu Perinçek'in adaylığı için 4-9 Mayıs tarihleri arasında seçim kurullarına gitmeye çağırıyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Devleti'nin geleceği açısından bana göre en uygun Cumhurbaşkanı adayı o. Çünkü o gerçekten altı oku savunan birisi. Atatürkçü düşünce sistemini gerçekten savunan birisi. Gerçekten tam bağımsızlıkçı birisi. Ertuğrul, Doğu Perinçek'i öğrencilik yıllarından beri tanıyor. Ona sonuna kadar inanıyor, güveniyor. Ben Doğu Perinçek'i 1960'lı yıllardan beri tanıyorum. Ankara Hukuk Fakültesi'nden benim arkadaşım. Yani o aklından neler geçiyor, neler istiyor belli. Gizli kapaklı yanı yok onun. O açık bir insan, apaçık. Ne olduğunu söylüyor. Sadece savunduklarına değil, onun yaptıklarına da bakalım. Rusya, Çin, İran ve Suriye ile en iyi ilişkilere sahip Cumhurbaşkanı adayının Doğu Perinçek olduğunu söylüyor. Gitti Rusya ile özel görüşmeler yaptı. Çin ile yaptı, Suriye ile yaptı, İran ile yaptı. Ve bu görüşmeler Türkiye adına yapılıyor, Türkiye için yapıyor. Devleti yönetenlerin yapmadıklarını yaptı. Rusya ile bizim ilişkilerimizin bozuk olduğu dönemde o ilişkilerin düzelmesine katkıda bulundu. İran ile aynı şekilde, Suriye ile aynı şekilde ki Suriye ile ilişkilerimiz iyi olursa güney sınırlarımız güvenlik altına alınır. Doğu Perinçek bunları yaptı. Doğu Perinçek'in uluslararası başarılarına sözde Ermeni soykırımı konusundaki tarihe geçen başarısını da ekliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Strasbourg'daki son mahkemeye ben de gitmiştim. Orada çıkan kararla Ermeni soykırımının bir yalan olduğunu kanıtladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıyla kanıtladı. Doğu Perinçek için adaylık formunu imzalayan Erol Ertuğrul, ben de gidip imza vereceğim dedi. Türkiye için en uygun aday, en doğru aday, Türk ulusunun yararına olan aday Doğu Perinçek'tir. Benim Cumhurbaşkanı adayım Doğu Perinçek'tir. Oyumu da ona vereceğim. Evet, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına bir destekte piyango esnafından geldi. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak'la Başkan Vekili Ayfer Durgun, Perinçek'e destek veren isimler arasına katıldı. Esnaf da Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, Perinçek'in büyük bir devlet adamı olduğunu söyledi ve soykırım yalanıyla mücadelesine vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nde
lider Mustafa Kemal'den sonra zor yetişti. Yetiştiği için Mustafa Kemal'in ideolojisini benimseyen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini, beraberliğini sağlamaya çabalayan liderler var. Bunlardan biri de büyük devlet adamı olarak gördüğümüz Doğu Perinçek. Bu Ermeni soykırım yalanını bile çöpe atan bir insan. Bu insanın Türkiye'ye daha yararlı olacağını, Türkiye'yi bölmeden, parçalamadan, birlik, beraberlik içinde yönetebilecek Türkiye'de tek lider gördüğüm için Doğu Perinçek'i destekliyorum. Paşa Çakmak, 4-9 Mayıs günleri arasında Arap Hasan Mahallesi 235. Sokak No 93'e 1'deki Karabağlar İlçe Seçim Kurulu'na giderek adaylık dilekçesini imzalayacak. Suriye politikasında söyledikleri şu anda meydana çıkmaktadır. Ta ileriye görebilen bir devlet adamı. O yüzden insanlara şunu söylemek istiyorum. Kimseyi öteleştirmeyen, herkesi kucaklayan büyük devlet adamı olarak gördüğüm Doğu Perinçek'i desteklemelerini, onun yanında yer almalarını ve ona imza vermelerini istiyoruz. Ayfer Durgun, o da İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkan Vekili. Demokrasinin gereği olarak Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığını destekliyor. Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayına destekliyoruz. İmzasını da attım. Hayırlısı olmasın dileğiyle. Evet, bu destekleri ekranlarımıza getirmeye, yansıtmaya devam edeceğiz. Hatta ilerleyen dakikalarla İzmir'le bir bağlantımız olacak ama programın başında anons etmiştim. Gazeteci yazar Rıza Zelyut bizimle. Rıza abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Umut. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Siz, tabii yani şimdi yazılarınıza falan da ben okuyorum, takip ediyorum. Türkiye'nin gündemi bu seçim ama sanki böyle bir seçim pek görmedik gibi. Siz hatırlıyor musunuz Rıza abi? Yani yıllardır Türkiye'de görmediğiniz seçim yok. Yani çok seçim görüp geçirmişsinizdir ama böyle baskın, böyle hakların ihlal edildiği, tırnak içinde gasp edildiği, hani büyük engellemeler diyebileceğimiz, değil mi? Adayın ya da seçmenin o iradesini beyan noktasında işte 6 güne sıkıştırılmış bir aday belirleme süreci var. Adaya destek süreci var. Yurt dışından gelecek oyların gelememesi, aday gösterememesi bu anlamda. Yani birçok tartışmayı, skandalı beraberinde getiriyor. Yaşadınız mı böyle bir seçim bu kadar baskın? Sevgili Mehmet, şimdi ben 65 seçimlerinden beri fiilen takip eden bir insanım. 65 seçimleri Türkiye'de Süleyman Demirel'in iktidara geldiği seçimlerdir. Ve gençler olarak biz orada İşçi Partisi'ni de destekleyen bir konumdaydık. Hı hı. O seçimlerden bu seçime, yani 24 Haziran seçimlerine kadar geçen bu 53 yarım yüzyıllık süre içerisinde bu seçim kadar kritik ve önemli bir seçim daha hatırlamam. Olmayacak da. Çünkü benim kanaatimce bu bir seçim değil, bu bir referandum. Yazılarımda da dile getiriyorum. Hı hı. Türkiye bir şeye evet veya hayır diyecek. Ne yani bu? Cumhurbaşkanı seçimi falan değil bu. Bu Türkiye Cumhuriyeti Kemalist çizgide, laik ve çağdaş bir çizgide devam etsin mi? Yoksa etmesin mi? Türkiye Cumhuriyeti dünyanın bir parçası olan çağdaş bir devlet olarak mı yaşasın, yoksa bir Arap veya bir ortaçağ devletine mi dönüşsün? Bunu oylayacağız. Altını özellikle çiziyorum. Yani bu bir seçim değil. Bu bir AKP'yi iktidara getirme veya iktidardan indirme projesi değildir. Bu Türkiye'nin rejiminin oylandığı bir seçim haline gelmiştir. Çünkü öncesinde bunun hazırlığını yaptı. Eğitimde, kültürde, işte sanayide, servetlerin el değiştirmesinde ve en önemlisi de Türkiye'nin sosyal yapısının geriye götürülmesiyle ortaya çıkan bir manzara şimdi oylanacak. Geçen gün Konya Belediye Başkanı veda ediyor. Fotoğrafını bulabilirse arkadaşlarımızın koymasını rica ediyorum. Konya Belediye Başkanı veda ediyor. Toplamış meydana, şeye, salona kadınları. Hı hı. Kadınlara bakıyorum. Tümü tek tip kıyafet içerisinde. Tek renk, tek tip kadın. İşte Türkiye özü itibariyle sevgili Ümit, buna evet veya hayır diyecek. Tek tip, dayatmacı, tek model insan projesi ile karşı karşıyayız. Buna evet veya hayır diyecek. Şimdi bu bağlamda bu bize dayatılan, Türkiye'ye dayatılan bu modele karşı ittifaklar oluşuyor. Hı hı. Bu ittifakların ayakları var, değişik ayakları var. Birinci ittifakı işte AKP ile MHP oluşturdu. Kendilerine cumhurcular dediler. Şimdi görüyoruz bunun karşısında işte CHP'nin bulunduğu, İYİ Parti'nin bulunduğu, Saadet Partisi'nin bulunduğu bir ittifak grubu var. Bu ittifak grubunu ben önemsiyorum ama çok önemli bir eksiği olduğunu görüyorum. Burada Vatan Partisi'nin de bulunması gerekiyordu mutlaka. Orada ideolojik bir
şey olarak, dirilik olarak ve mücadeleci bir örgüt olarak. Ki yani referandumsa, evet. Kemalizmin referandumuysa değil mi? Evet. Yani burada, bu seçimlerde. Burada mutlaka bulunmalıydı. Yani burada niye bulunamadı? Burada Vatan Partisi yönetiminin de bir eksikliğini herhalde vurgulamamız gerekiyor. Neydi Bedip? Sayın Perinçek'in bu ittifakın içerisinde bulunması gerekiyordu. İlla kendisinin bulunması şart değil. Cumhurbaşkanı adayı çünkü. Direkt orada milletvekili olarak görünmese bile Vatan Partili birilerinin meclise girmesi lazımdı bu ittifak çerçevesinde. Ben bunu çok önemli bir eksiklik olarak görüyorum. Ama Sayın Perinçek bunu söyledi zaten. CHP ile evet. İYİ Parti'de bir ortak ittifakın olabileceğini, hatta bunun iktidarın kapısını açacağını dile getirdi öncesinde. Evet, işte şimdi bunun hazırlığı demek ki yapılamamış. Doğru. Evet, ben de diyorum ki, tekrar yani, altını çiziyorum. Yani orada Vatan Partisi'nin de bulunması Tayyip Erdoğan'ın kesin yenilgisi anlamına gelecekti. Altını tekrar çiziyorum. Bu ittifakta Vatan Partisi de bulunmuş olsaydı Erdoğan'cılar ve Amerikancılar, tamam mı, Bobcular mağlup edilmiş olacaktı. Yani ittifakı kuranların bunu hala düşünme zamanları var. Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na da, Meral Akşener hanımefendiye de, Sayın Karamollaoğlu'na da çağrıda bulunuyorum. Vatan Partisi'nin mutlaka bu ittifakın bir yerinde bulunması ve mecliste de temsilcisinin olması gerekiyor. Çünkü tekrar ediyorum, Türkiye bir referandumla, rejim varlık yokluk sorunuyla karşı karşıyadır. Bahçeli doğru dedi. İlk defa doğru bir şey söyledi. Ne dedi? Türkiye bir beka sorunuyla karşı karşıyadır dedi. Onun için seçimlere gidelim dedi. Türkiye'yi beka sorunuyla karşı karşıya getiren kim? AKP'dir. Bu beka sorunuyla karşı karşıya bulunduğumuz bir dönemde Vatan Partisi gibi cevval, çalışkan bir örgütün dışlanması yanlış olur, eksik olur. Tekrar ben bu ittifakı kuran... Erdoğan'ın işine yarar diyorsunuz yani şu anki. Erdoğan'ın işine yarar tabii yani. AKP'nin işine yarar. O anlamda ben Vatan Partisi örgütünden faydalanmak ittifakın yararına olacaktır. Onların mecliste daha güçlü temsil edilmesine yol açacaktır. Ben buradan çağrımı tekrar etmiş olayım, altını çizeyim. Çünkü bakın, bu seçimlerin sonucunda benim tahminime göre büyük olasılıkla AKP kaybedecek. Yani kıl payı da olsa bu hayır diyenler, AKP iktidarına karşı çıkanlar, Cumhur İttifakı'na karşı çıkan kesimler seçimi kazanacak gözüküyorlar. Ama bununla bitmeyecek iş. Çünkü ben şunu izliyorum. Yani 24 Haziran sonrası da var diyorsunuz. Asıl ondan sonrası var. Değil mi? 25 Haziran'ı konuşmak lazım. 25 Haziran. Sanki pek konuşulmuyor gibi. Yani yapılan ittifak, hani açıklanan iki tane, evet, ittifak. Evet. Bu ittifak açıklamalarında, evet, ittifaklarda da daha çok böyle işte tırnak içerisinde hani bir gol atmak gibi değerlendiriliyor. Örneğin CHP ile İYİ Parti'nin bu 15 milletvekili hamlesi işte atılan bir gol dendi. Evet. Sanki böyle hani Erdoğan atılan bir gol, İşte ya da yenen bir gol gibi bakılıyor. Her şey 24 Haziran için konuşuyor ama 25 Haziran'ı konuşan yok. Doğru mu? Evet. Şimdi burada deminki konuya ek olarak 25'e geleceğim, bir şeyin altını da çizelim. Nedir o? Dörtlü ittifaka HDP'nin dahil edilmemesi çok doğru bir taktik olmuştur. Ve bu, böylece HDP'nin dışarıda bırakılmasıyla Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin elinden siz teröristsiniz, terörü destekliyorsunuz suçlaması alınmıştır. Doğru bir şeydir. O zaman HDP'yi dışlıyorsanız HDP'ye karşı mücadele eden Vatan Partisi'ni oraya bir biçimde eklemelisiniz deyip 25 Haziran'a gelelim. Heh. Asıl mesele 25 Haziran'da. Şimdi 15 Mayıs 1950'de Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni sandıkta yendi ve 1923'ten beri başbakan ve cumhurbaşkanı olarak kalmış olan, tek partinin şefi olan İsmet Paşa hiç sesini soluğunu çıkarmadan cumhurbaşkanlığı koltuğundan indi, evine gitti. Hı hı. Türkiye sorunsuz biçimde 1950'de tek partiden çok partili rejime geçti. Siyasi bir kriz çıkmadı. Hı hı. Ama 25 Haziran'da ben kendi öngörümü söylüyorum. Kriz Tayyip mi? Erdoğan'ın, hı hı, öyle koltuğu bırakıp İsmet İnönü gibi, İsmet İnönü'nün yaptığı gibi
ben sandıkta mağlup oldum, o zaman millet daha iyisini bilir, ben evime gidiyorum diyeceğini zannetmiyorum. Ne olacak peki? Çünkü ben bugünkü yazımda bir şeyi vurguladım. Evet. Asıl askeri vesayeti şimdi yaşıyoruz dedim. Şimdiye kadar, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin benim aklımın erdiği 1965'ten bu zamana kadar yarım yüzyıllık süreç içerisinde bir genelkurmay başkanının, bir partinin rakibi olacak bir siyasetçinin evine giderek, hem de bir partinin sözcüsünü yanına alarak başka bir siyasi oluşuma lider olabilecek bir kişinin evine giderek ona telkin, daha doğrusu baskı yaptığını görmedim. Böyle bir olay yaşanmadı. Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'e gidip helikopterle bahçesine inerek, evinin bahçesine inerek onunla konuşup ona bir takım ultimatomlar verdiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani bir ülkenin yalanlama da gelmiyor. Yani böyle... Gelmiyor. Yalanlasalar doğru olduğunu ortaya koyacak belgeler, şeyler, görüntüler ortaya çıkacak anladığım kadarıyla. Onun için bir şey diyemiyorlar. Şimdi bakın, bir ülkenin genelkurmay başkanlığı, bir AKP'nin genel başkanı kendisinin rakiplerini tasfiye etmek için kullanıyor ise, bu partinin genel başkanı ileride o genelkurmay başkanlığı sandıkta yenilmiş olsa bile kendisini iktidarda tutabilecek biçimde kullanabilir. Bu çok önemli bir ihtimal, yani bir soru, evet. Bir cümle. Buna birazdan dönelim, biraz daha evet. Açalım. Bir İzmir'e şu imza standlarını biliyorsunuz, ekrana getiriyoruz. Demin siz de altını çizdiniz. Vatan Partisi Türkiye'nin dört bir yanında müthiş bir mücadele, müthiş bir çalışma yürütüyor. 100 bin imza. Yok, evet, evet. Yani 24 Haziran'a bir antrenman şeklinde bütün örgütün ayağa kalktığı bir çalışma. İzmir'e döneceğiz şimdi. İzmir'den arkadaşımız Ufuk Akkaya imza standının başında. Bakalım bize neler aktaracak Ufuk? Umut, teşekkür ediyorum. Az önceki yayında da bildirmiştim. Türkiye'nin artık gözü kulağı şu 4-9 Mayıs arasındaki günlere ve ilçe seçim kurullarının önüne ve 100 bin imzaya kilitlenmiş durumda. Vatan Partisi Türkiye'nin dört bir yanında imza masaları açarak yurttaşlardan imza toplamaya Şubat ayında başladı. Olağanüstü kurultayla Cumhurbaşkanlığına adayını açıklayan tek parti, ilk parti oldu. Sayın Genel Başkan Doğu Perinçek de dün ilk aday olarak dün Yüksek Seçim Kurulu'na gitti ve başvurusunu yaptı. Kritik günler dedik 4-9 Mayıs günleri arasını. Çünkü 100 bin imza konusunda zorluklar çıkartıyorlar, engeller çıkartıyorlar ama Vatan Partisi kararlı. Zaten imza sayısı şu anda halktan toplanan imza sayısı 95 bini aşmış durumda ve İzmir'deki bu oranda, İzmir'de toplanan imza sayısı da 20 binlere yaklaştı. Az evvel Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu'nun açıklamasıyla ekranlarınıza getirmiştik ve bunu da ben şimdi buradan tekrar ediyorum. Vatan Partisi'nin İzmir'den topladığı imza sayıları da, yani Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için, Doğu Perinçek'i belirlemek için halkın verdiği imza sayısı 20 bine ulaşmış durumda. Şimdi biz Konak'tayız. Konak İzmir'in en işlek noktalarından birisi. Hem son durak hem de ilk duraktır ve metronun da geçiş güzergahı olan bağlantı noktalarının, yolların olduğu bir yerdir. Birçok ilçeye bu bölgeden yurttaşlar hareket eder ve tarihi Kemeraltı Çarşısı da buradadır ve Konak YKM buluşma noktasıdır. İşte Vatan Partisi bu buluşma noktasında, arkadaşım gösterecek size, bir imza masası açtı ve halktan imza topluyor. Çok sayıda imzalar işte bu gördüğünüz imza masalarında toplanıyor ve yurttaşlarımız Sayın Doğu Perinçek'in adaylığı için imzalarını veriyor. Şimdi Gülay Hanım imzasını verdi. Gülay Hanım, şu an canlı yayındayız. Konuşmak ister misiniz Ulusal Kanal'a? Niçin Doğu Bey'in Cumhurbaşkanlığı adayı, Cumhurbaşkanı adayı olabilmemiz için imza verdiniz? Haklarımız için, işçi hakları için, insan hakları için, çocuklarımızın geleceği için, vatanımız için, milletimiz için. Yani tek kişinin iktidarına 15 senedir görüyoruz işte. Bundan sonra demokratik bir seçim olsun, adam gibi bir adam olsun diyorum.
Peki, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Şimdi tabii Umut Tezerer, biz imza masalarının biraz kenarına geçmek durumundayız. İmza vermek isteyenleri engellememek için ilçe başkanı Avukat Bülent Karagöz'le konuşacağız. Konaktaki durum nedir? Bülent Karagöz'ü şuradan tanıyor Türkiye. Türkiye tanıyor diyorum. Çünkü sadece Konak, sadece İzmir tanımıyor. Malum İzmir'de bir terör saldırısı olmuş ve polisimiz, trafik polisimiz Fethi Tekin şehit olmuştu. İşte orada o saldırıda bir kurşun da Avukat Bülent Karagöz'ün bacağına isabet etti ve yaralandı. Hatırlarsınız Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu. İşte o yaralanan kişi Vatan Partisi ilçe başkanı. Bülent Bey, öncelikle başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Konak'ta yürüttüğümüz çalışmalarda esnaflarımızdan, parti üyelerimizden, kurduğumuz masalarda yurttaşlarımızdan 1800'ü aşkın imza topladık bugüne kadar. Ve yurttaşlarımız, Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek'in Ermeni soykırımı yalanını bitirme konusunda elde ettiği zaferi desteklemek amacıyla Silivri'de verilen büyük mücadelenin lideri olması nedeniyle ve Türkiye'de çözümü olan tek partinin Vatan Partisi olması gibi gerekçelerle masalara gelerek imza veriyorlar. Aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın tek aday olmaması, aday çeşitliliği olması, aday sayısının çok olması bakımından da vatandaşlarımız çok sayıda imzalar veriyor. Şimdi biz tabii bu topladığımız dilekçelerde vatandaşlarımızın bizlere verdiği telefon numaralarını Öncü Gençliğimizin ilçe merkezinde kurduğu arama merkezi aracılığıyla arıyoruz ve özellikle 4 Mayıs Cuma günü saat 15'te İzmir Kültür Park Fuar Alanı'nda kurulu bulunan TÜYAP Kitap Fuarı binası 4 No'lu Hol'de hizmet verecek Konak İlçe Seçim Kurulu'na gelmelerini istiyoruz. Konaklıların aslında hatta İzmirlilerin çok iyi bildiği bir yer değil mi? Tabii ki Kültür Park İzmir Fuar Alanı diye geçer. İzmir'in merkezindedir. Konak da İzmir'in merkez ilçesidir aynı zamanda. Bulunduğumuz nokta da İzmir'in en merkezi yeridir. Biz yüksek bir disiplin ve azim içinde bu çalışmalarımızı bugüne kadar sürdürdük. 9 Mayıs tarihine kadar sıkı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Ve İzmir'de hedefimiz 20 bin vatandaşımızı örgütlü bir şekilde ilçe seçim kurullarına taşıyarak Türkiye genelinde gerekli olan 100 bin imzayı tamamlamaktır. Vatan Partisi'nin en üst yöneticisinden en alttaki üyesine kadar büyük bir heyecan, büyük bir azim içinde bu çalışma İzmir'de ve izlediğimiz kanalınız aracılığıyla izlediğimiz kadarıyla bütün Türkiye'de de sürdürülmektedir. Genel Başkanımızın 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye'yi, Türk milletini milli bir seçeneğe kavuşturacağını biliyoruz. Milletimize güveniyoruz ve milletimiz hakikaten Türkiye'nin bağımsızlığı, bütünlüğü için büyük bir kararlılıkla mücadele veren başta Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek ve Vatan Partisi'nin ortaya koyduğu mücadele gereği akın akın seçim kurullarına koşmalı ve Genel Başkanımız için bir imzada vatandaşlarımız vermeli diyoruz. Şöyle bir hatırlatma yapacağım. Değerli izleyenler, aslında Yüksek Seçim Kurulu'na bir imza verme işi çok basit bir işlem. Evet. Yani kimlik kartınızla, cüzdanınızdaki kimlik kartınızı alıyorsunuz yanınıza. Yüksek Seçim, özür dilerim, ilçe seçim kurullarına bağlı bulunduğunuz, yani kütüğünüzün olduğu, ikamet ettiğiniz ilçenin seçim kuruluna gidiyorsunuz. Genellikle de bunlar ağırlıklı olarak kaymakamlıklar oluyor. Özel olarak İzmir'deki gibi yerler de olabiliyor. Tabii ki şimdi şöyle düşünelim. Ben Konak'ta oturan bir vatandaş olarak 4-9 Mayıs tarihleri arasında yapacağım tek şey şu. Alacağım cüzdanımı, gideceğim Kültür Park'a, yani fuar alanına, enternasyonel fuarın olduğu yere. İlçe seçim kurulunun yetkililerinden hemen bir dilekçe isteyeceğim. Adayım kim? Adayım Doğu Perinçek. Doğu Perinçek için dilekçeyi alacağım. 2 saniyede imza atıyorsunuz ve bir belge alıyorsunuz. Dilekçe belgesi, alındı belgesi. İşlem tamam. Tabii ki herkes gidemeyebilir. Gençler tabii ki rahatlıkla gider. Olgun kişiler de 30'lu 40'lı yaşlardakiler de gider ama hem yaşlılarımız hem emeklilerimiz hem de
engellilerimiz var. Peki Vatan Partisi acaba bunlar için neler düşündü, neler planladı? Şimdi bakın, biz bunu yaptığımız ilçe başkanları toplantımızda, geçtiğimiz pazar günü yaptığımız olağanüstü il kurultayımızda da görüştük. Telefonla yaptığımız aramalarda gerek partilerimizin, gerek imza veren vatandaşlarımızın ilçe seçim kuruluna kendi imkanıyla gidemeyecek olanları, parti üyelerimizin araçları ve temin ettiğimiz araçlarla seçim kurullarına hem getirip hem götürerek onların imza vermelerini sağlayacağız. Bu konuda gerek kanalınızdan geçen telefonlara vatandaşlarımızın başvuru yapmasını istiyoruz. Gerekse de Konak İlçe Başkanı olarak ben hemen yayınınız aracılığıyla burada telefon numaramı vereyim ve Konak'taki seçmenlerimizden benim numaramı arayarak ilçe seçim kuruluna gitmek istedikleri takdirde biz onları götürüyoruz. Dediğim gibi hasta, sakat, yaşlı olanları. Numaram 0533 383 94 95. Bir engeli olan tüm vatandaşlarımızı biz bu numaraya ulaştığı takdirde gerek kendi gerek sağladığımız araçlarımızla ilçe seçim kurullarına hem getireceğiz hem götüreceğiz. Mehmet Bey, teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun, var olun. Şimdi tabii yayın öyle bir anda çırpıda bitmemesi için birkaç şey daha söyleyeceğim, kelam daha söyleyeceğim ve burada bazı gençler var. Gençlerle de konuşacağım. Yani genç yaşlı çalışıyor Vatan Partisi. Ya İzmir çok dinamik bir kent. İzmir'in çağdaşlığıyla İzmir tanınır ve o çağdaşlığını, o mücadeleci ruhunu Türkiye Cumhuriyet mitinglerinde Silivri cezaevinin önlerinde çok iyi hatırlıyor, çok iyi biliyor. Ya da meclisin önüne dayandığı günlerde biliyor. Ya da biliyorsunuz gezi eylemleri oldu, o gezi eylemlerinden biliyor. İzmir çok dinamik bir kent ve bu dinamik kentin de gençleri çok dinamik oluyor ve gençlerimiz burada, evet, arkadaşlarımızla sohbet edelim. Borçlanma ekonomisini kuranlar değil, borç dilenenler değil, üretim ekonomisini kuranlar yönetecek. Hemen söyleyeyim, sizin sloganlarınızdan birisi de gençliğin adayı Doğu Perinçek diyorsunuz. Kesinlikle. Neden bunu söylüyorsunuz? Sizi şöyle alalım, güneşe değil de daha güzel. Teşekkür ederim. Ya şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin birçok sorunu var ve bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Ama gençliğin en büyük sorunlarını farkında olan ve bunun için çözümler üreten tek parti şu anda Vatan Partisi. Yani şu anda gençlik bugün olduğu haliyle var olabiliyorsa bu Atatürk'ün sayesinde, Atatürk'ün altı ok programını tüzüğünde barındıran tek parti Vatan Partisi. Bilimle öğrenmeyi, demokratik bir üniversite hayatını, kendi milli eğitimimizi istiyoruz biz gençlik olarak. Sınav sistemlerini sürekli değişerek kafamızı karıştıran, geleceksizleştiren bir sistem istemiyoruz. Bunun çözümü Vatan Partisi. Ben de o yüzden burada mücadele ediyorum. Üniversite öğrencisi misin? Evet, Ege Üniversitesi'nde okuyorum. Biyoloji bölümündeyim ve ileride bir bilim insanı olmayı hedefliyorum. Ve bunun için de aynı zamanda bu toplumun aydını olmak gerekiyor. O yüzden bu toplumun sorunlarına da kayıtsız kalamazsınız. Bu sorunları çözecek aday Doğu Perinçek. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür Başarılar ederim. Diliyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, biz burada tabii konuşurken birçok insan İzmirli gelip imzalarını veriyor. Tekrar hatırlatalım. 4-9 Mayıs günleri arasında İzmirliler, başta olmak üzere tüm Türkiye'ye tabii ki buradan çağrımızı yapıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'na gideceksiniz, il seçim kuruluna gideceksiniz, ilçe seçim kurullarına gideceksiniz. Bu işlem çok basit. Kimlik kartınızı alıyorsunuz yanınıza, ilçe seçim kurulunda bir dilekçeyi imza atıyorsunuz ve bu imza ile beraber kendi istediğiniz cumhurbaşkanı adayını belirlemiş oluyorsunuz. İşte bu yeni sistemin böyle güzel bir yanı var. Halk artık kendi istediği kişiyi seçebilme ve belirleyebilme hakkına daha yakın. Siz de bir imza, bir dilekçe imzalamak istiyorsanız mutlaka ilçe seçim kuruluna gitmeniz gerekiyor diyorum ve sözü yeniden merkeze bırakıyorum. Ufuk Akkaya'ya teşekkür ediyoruz. Ege Haber Müdürümüz İzmir'de imza standından güzel canlı görüntüler, röportajlar bize aktardı. Rıza Zelyut, gazeteci yazar Rıza Zelyut konuğumuz. Seçimleri 24'ünden çok 25'ini konuşuyoruz. Çok önemli bir noktaya getirdiniz abi. Yani 25 Haziran'da Erdoğan daha önce İsmet İnönü gibi makamını terk etmez dediniz. Hatta bu noktada Hulusi Akar'ın, hani Hulusi Akar'la birlikte bazı planların peşinde mi diye, değil mi? Bugün yazınıza bunu soruyorsunuz.
Bu soruyu ben size soracağım birazdan. Kısa bir reklam arası vermem gerekiyor. Yine yönetmenim uyarıyor. Kısa bir aranın ardından Sayın Zelyuk'la sohbetimiz sürecek. Özel yayınımız sürüyor. Gazeteci yazar Rıza Zelyut konuğumuz. Seçimleri konuşuyoruz. Biraz önce dedik ki kimse 25 Haziran'ı konuşmuyor. 25 Haziran önemli. Yani 24 Haziran'a endeksli gidiyor. İktidar içinde, muhalefet içinde. Hani bu evet. Sözde hani iktidara karşı bir muhalefet oluştu. Burada da konuşulmuyor 25 Haziran. Her şey 24 Haziran. Evet. Yani Erdoğan gitti kaldıya bakılıyor. 25 Haziran için siz önemli bir şey dile getiriyorsunuz. İsmet Paşa gibi koltuğu bırakmaz diyorsunuz evet. Kaybettiği takdirde. Hatta şu süreçte Sayın Hulusi Akar'ın bir anlamda devreye girmesi başka şeyler çağrıştırıyor size. Doğru evet. mu? Doğru. Şimdi ne yapabilir peki iktidar ya da Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı? Evet, şimdi ben 24 Haziran gecesi eğer Erdoğan seçimi kaybetmiş pozisyona geçerse o dakikadan itibaren ben sarayda nasıl kalabilirim, bunun için hangi araçları kullanırım diye düşüneceğini ve devreye sokacağını tahmin ediyorum. Ki bunun planlarını da önceden yapmış olması gerekiyor. Bunlar konuşulmuştur, görüşülmüştür. Ya BC planları vardır. BC planları vardır. Onun için muhalefetin önünde iki adım var. Bir, birinci adım şu. Birinci adım 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı bozguna uğratmak. Yani sandıkta onu mağlup etmek. Bunun için %50 artı 1'i bulmak. Bunun bulunması için de bir ittifak oluşturuldu. Tekrar ediyorum. Bu ittifak doğru bir yapılanmadır. Ama eksiktir. Ama eksiktir. Burada Vatan Partisi'nin de bulunması lazım. Bir, 24 Haziran'ı başarıya taşımak için. İki, 24 Haziran'dan çok daha önemlisi. Seçimi kazandıysan 25 Haziran'da terk etmiyorum arkadaş. Bu seçimi de kabul etmiyorum derse Erdoğan ne yapacaksınız? Bunun karşısında işte diri siyasi mücadele verebilecek şeye, yapılara ihtiyacınız var. Bu anlamda da bu ittifak o diriliği gösteremez mi? Bu anlamda da Vatan Partisi'nin örgütlülüğüne ihtiyacı var şeyin muhalefetin. Bakın bıraksınlar, geçmişte şu oldu. Yok Vatan Partisi bize şunu dedi, biz ona bunu dedik. Dedikodusunu bir kenara bırakacaklar. Nasıl ki terörizmin temsilcisi, siyasal temsilcisi efendim HDP'yi bile ittifak almaya çalıştı bazıları, ki itilmesi yanlış, doğru oldu. Hı hı. Siz HDP'den daha mı kötü ya Vatan Partisi almıyorsunuz siz ittifakın içerisine? Şimdi öyleyse hem 24 Haziran seçimi için hem de 25 Haziran için Vatan Partisi'nin bu ittifakın içinde bulunması lazım. Buradan Kılıçdaroğlu'nu, Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Sayın Akşener'i uyarıyorum. 24 Haziran yetmez arkadaşlar. 25 Haziran'ı da düşüneceksiniz. Eğer birisi ben iktidarı terk etmiyorum derse, biz seçimi kazandık, iktidarı aldık, onu fiilen de alırız diyen sivil örgütlülüğe ihtiyacımız var. Bunun altını çiziyorum. Öyleyse şimdi çok yani böyle şey anahtar kelimeler var. Sivil örgütlülük, biraz önce Hulusi Akar'ın hani evet. rolü, acabalar. Ne yapabilir peki Erdoğan? Yani tırnak içinde soruyorum. Askeri darbeden mi bahsediyorsunuz? Olabilir. Yani şayet iktidardan inmemek için askeri devreye sokabilir. Polis zaten emrinde. Olağanüstü hal var zaten. Daha ne olabilir? Olağanüstü hal var. Ama onun için siyasal muhalefete bastırabilmek için güç kullanılmaya kalkışabilir. Bunun karşısında halkın örgütlü, dirençli, mücadeleci olması lazım. Sivil bir mücadeleden söz ediyorum ben. Birileri gibi sokağa ineriz işte şunu yaparız şeklinde bir şeyi asla tasvip etmiyorum. Darbelere de karşı olduğum için darbe tehlikesini hatırlatıyorum ve sivil direnişin, sivil muhalefetin daha güçlendirilmesini buradan öneriyorum. Tekrar ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, 24 Haziran'da sandıkta %50 artı 1'i almak yetmez. 25 Haziran sabahı da iktidarı devralmak lazım. O konuda benim
ciddi kuşkularım var. Bu kuşkunun dillendirilmesi gerekiyordu. Bunu da o arkadaşlara şu anlamda hatırlatıyorum. Kaprisleri bırakın. Geçmişte şu oldu, bu oldu, şu partiyle bu parti arasında şöyle didişme oldu, böyle sürtüşme oldu. Bunu bırakacaksınız. Arkadaşlar, bu ittifakın içerisine ne edip edip Vatan Partisi'ni ve başka parti varsa mücadele edebilecek onları da alacaksınız. Ben sadece Vatan Partisi üzerinden gitmiyorum. Yani diri. Ama HDP yani, değil herhalde. Başka HDP parti. Değil. Onu söyledik. HDP girerse kaybeder. HDP girerse muhalefet kaybeder. O yüzden mi almadılar zaten? O almadılar. Onlar da gördü onu. Bunu biz bir senedir değil, yıllardır yazıyoruz. HDP ile yan yana olduğunuz zaman seçim kaybedersiniz diye. İşte 2015 seçimlerinin kaybedilmesi de HDP ile bir dirsek teması kurulma çabasından kaynaklandı. Altını çizelim. Yani terörle mücadeleyi Tayyip Erdoğan'a bıraktılar. Kendileri kenara geçip işte barış marış demokrasi HDP sloganlarını başka biçimde söylemeye kalkınca kaybettiler. %41'e düşmüş olan AKP niye %49,5 oy aldı? Terörle mücadeleyi Tayyip Erdoğan üstlendiği için. Bir sahte bir üstlenmeydi bu, görüyoruz. Bitti. Terörle mücadele de bitti. Bakın altını çiziyorum. Afrin'de atılan nutukların hepsi söndü. Pıs, gitti. Afrin'de şehit olan yavrularımızı saygıyla anıyorum. Hı hı. Önlerinde saygıyla eğiliyorum şehit çocuklarımızın. Ama artık görüyorsunuz Afrin'den söz eden yok. Hele hele Münbiç ve Fırat'ın doğusunu asla ağzını almıyor. Ne demek bu? Buradan işte insanların bir sonuç çıkarması lazım. Karşımızda bakın karşımızda iktidarda kalmak için her türlü ittifakı yapabilecek bir iktidar var. Hı hı. Bir parti var. O partiyi şeyde sandıkta mağlup edebilmek için de siz her türlü ittifakı yapacaksınız arkadaşlar. Başka çaresi yok. Ama HDP'yi dışarıda bırakarak. HDP gitsin, eğer AKP'ye karşıysa kendi örgütlü mücadelesini versin de alsın %10 oyunu, girsin şeye, meclise. Bu memleket öyle büyük bir memleket ki HDP gibi bir terör örgütü uzantısı partiye bile millet meclisinde bulunma hakkı veriyor. Fakat adamlar baş olmuyor. Orada da şeye devam ediyorlar, yıkıcılığa. Peki böyle giderse ne olur? Evet. Yani yine Erdoğan mı kazanır? Yani eğer muhalefet... Yani Vatan Partisi'nin olmadığı böyle bir ittifakla 25 evet. Haziran'ı düşünmeyen bir hani muhalefet ittifakıyla yine Erdoğan mı kazanır? Yani muhalefetin işi zorlaşır. Daha çok zorlaşır. Vatan Partisi'ni dahil ederlerse işleri daha kolaylaşır. Her şey yapılacaktır çünkü. Şimdi düşün kardeşim, bir HSYK var, yani Yüksek Seçim Kurulu var karşımızda. Hı hı. YSK, pardon, HSYK nereden çıktı? Kelimeleri karıştırdım, özür diliyorum. YSK, düşün ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde mühürsüz zarfların kullanılmasını kabul etti. Dışarıda doldur AKP damgalı şeyleri, oyları içerisine. Koy sandığın içine, ondan sonra çıkart onu, sayım yap. Şimdi böyle bir Yüksek Seçim Kurulu var karşımızda. Yani bu seçimlerde de her türlü yasaya uygun göstererek her türlü gayrimeşruluğun yapılabileceğini de düşünmemiz gerekiyor. Ona göre de örgütlü, siyasal örgütlülüğü kuvvetli yapıların muhalefetin içerisinde yer alması gerekiyor. Bu anlamda ben önemli buluyorum Vatan Partisi'nin şeyin içerisinde, bu yapının içinde bulunmasını ve o genel başkanları tekrar bir hatırlatma yapmış. Yani iş işten bu anlamda geçmeden, geçmiş değil. Yani şimdi tamam, 4 parti ilan etti, biz bir araya geldik. 5 parti olur, 6 parti olur, yani bu şeyin Kur'an ayeti değil ki. Benim bu uyarılarımdan sonra zannediyorum bu partilerin içerisindeki akıllı insanlar, evet Rıza Zelüt doğru söylüyor. 24 Haziran'da başarılı olmak ve asıl önemlisi de 25 Haziran'da kazandığınız seçimi iktidara taşıyabilmek için daha örgütlü yapılara, siyasi yapılara ihtiyaç var diyecektir. İyi Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki akıl ve izan sahibi insanlar diye düşünüyorum.
Bu seçim atmosferinde hani emekli ikramiye, ne bileyim imar affı barışı şeklinde ifade edilen bazı adımlar ya da borçların yapılandırılması, bunları nasıl yorumlamak lazım? Hani seçim ekonomisi denir genelde ama evet. Yani iktidarın yaptığı bu hamleleri nasıl görüyorsunuz? Fayda edecek mi? Bunu işte şeyde argoda Abbas Yolcu veya Tarzan güç durumda diye ifade ederiz bu tür şeyleri argoda. Tarzan güç durumda. Evet, güç durumda. Yani? AKP güç durumda. Cumhur İttifakı güç durumda. Özü itibariyle. Çünkü son yayınlanan kamuoyu araştırmalarda gösteriyor ki AKP ile MHP'nin oluşturduğu ittifak %50'yi bile bulmuyor. %50 artı bir değil, %50'yi bile bulmuyor. Hı. Şimdi güç durumda. 16 yıldır iktidarda olan bir parti şimdiye kadar asla emeklileri düşünmemiş. Onlara özel bir avantaj sağlamamış. Ve başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere yıllardır, 2015 öncesinden de başlamak üzere, biz emeklilere işte maaşlarını yükseltelim, bayramlarda birer ikramiye verelim dediği halde AKP 2015 seçimlerinde ve sonrasında bunu gündeme getirmemiş ama 24 Haziran seçimleri ilan ediliyor. Kamuoyu araştırmaları yapılınca bakıyorlar ki gidiyorlar. Onun üzerine derhal palas pandıras bir paket, rüşvet paketi. Hı hı. Bunun adı açık açık vatandaşa, seçmene. Vatandaşa rüşvettir, seçmene rüşvettir bunun adı. Biz de ne diyoruz? Emekli arkadaşlarım, ben de bir emekliyim. Onu şey Sayın Erdoğan cebinden vermiyor. Senin benim vergilerimizden oluşan devlet bütçesinden onu bize aktarıyor. Hı hı. Hatta bütçede de para yok. Dışarıdan faizle, yüksek faizle borç alıyor. O paraları bize verecek. Sonra da o paraları bizden yapacağı yüksek zamlarla geri alacak. Onun için o bayram harçlıkları anamızın ak sütü gibi helalimizdir. Onları alacağız. Borçlarımızı kapatacağız. Ama oylarımızı artık bu partiye vermeyeceğiz. Çünkü tekrar altını çizelim. Hı hı. AKP ekonomik olarak iflas ettirdi Türkiye'yi. Sevgili kardeşim, iflas ettirdi Türkiye. Bak sadece faizcilere, sadece faizcilere ödediği para AKP iktidarlarının 300 milyar dolardan fazla. Bu 300 milyar dolarla 81 ilimize 100'er tane fabrika yaptırırdık 25 milyon dolarlık. Ve buralarda da 250 kişi istihdam edilirdi bu fabrikalarda nasıl. Bakın her ilimize 100 fabrika 25 milyon dolarlık. Bu 300 milyar doları kullandığımız zaman. Şimdi muazzam bir şey. Nereye gitti bu para? Faizciye. Faizciye gitti. Şimdi onlar bizim beceriksiz ekonomi yönetimimizi diyor ki sen bana borç ver. Ben sana borcumu ödeyeceğim gibi sana dünyadaki faizin iki misli faiz vereceğim diyerek Libor artı Libor'un bir katı daha bir faizle oradan para alıyor. Ondan sonra o parayı içeride yandaşlara dağıtıyor. 80 yıllık Cumhuriyet rejiminin yaptığı borçlanmanın birkaç katı borçlanma yapıyor. Dışarıdan borç para alıyor. Ondan sonra bütün bunları İstanbul'u berbat etmek üzere bakın otoyolların kenarına bile yolların kavşaklarına bile 15-20 katlı binalar dikmek suretiyle betona gömüyor bu paraları ve üretime gitmediği için bu paralar şimdi geri dönüşü olmadı. Dolar 4 lira 15 kuruştu ben gelirken. 415 kuruşa çıkmıştı dolar. Ben sabah 4.10'du, 15 oldu mu diyorsunuz? Oldu, ben gördüm. 4.15'ti, 4.16'yı da vurdu. Şimdi ne oluyor? Doların yükselmesi demek enflasyon ve emeklinin cebinden paraların gitmesi demek. Sevgili Ümit, bunu bizim emekli arkadaşlarım da görecek. Bakın 25 Haziran'dan sonra daha perişan olacağız. Bugünleri arayacağız. Şimdi bu noktada şunu da sormak lazım. Yani ekonominin dışında dış politika, terörle mücadele. Şimdi hani salt Erdoğan hani gitsin den öte değil mi? Muhalefetin ortaya koyması gereken
politikalar var. Örneğin bu kurulan ittifak, hani Vatan Partisi olmazsa evet, eksik olur diyorsunuz. Bu konularda ne diyor? Şimdi ya Vatan Partisi'nin ne dediğini biliyoruz en azından. Evet. Şimdi tabii 4 tane parti, daha doğrusu 3 ayaklı bir yapı bu. Bu partilerin dış politika konusundaki görüşlerinin birbirine tam uyduğunu söyleyemeyiz. Evet. Net olduğunu, pek parlak biçimde ortaya konulduğunu da söyleyemeyiz. Ama şunu söylemeleri lazım. Yani Vatan Partisi ne diyorsa ben onun üzerinden gideyim dış politikada. Vatan Partisi'nin söylediğini söylemeler lazım. Örneğin Suriye bombalandığında iyi oldu diyenlerin İslam dünyasına ve Türkiye'ye ihanet ettiğini söylemesi lazım. Söylemesi lazım ve bu bombalamanın açıkça karşısındayız demesi lazım. Alkışlamaması lazım. Alkışlamaması, asla alkışlamaması lazım. Ve şimdi İsrail bombaladı geçen gün Suriye'yi. Evet. 3 ayrı noktayı vurdu. Evet. İsrail bombaladığında orada 38-40 insan öldü. Kimse İsrail'i kınamadı. AKP de dahil olmak üzere, MHP de dahil olmak üzere kimse İsrail'i kınamadı. Gördüğüm kadarıyla muhalefet de kınamadı. Hı hı. Yani burada daha net tavır, İslam dünyasından yana bir tavır, Türkiye'nin genel çıkarlarından yana bir tavır, komşularla işbirliği ve dostluk ilişkisinden yana bir tavır takınmak lazımdır. Mesela Rusya'ya da karşıyım, Amerika'ya da karşıyım olmaz. İkisini aynı kutuba koyamazsın. Evet, Rusya da büyük emperyal bir güçtür. Ama Rusya'nın Suriye'de bulunmasıyla Amerika'nın Suriye'de bulunmasını aynı kefeye koyamazsın. Eğer Suriye'de bugün Rusya bulunmasaydı, Tayyip Erdoğan'ların 2011'den itibaren uyguladığı politika sonucunda biz bugün Güneydoğu'nun bir kısmını kaybetmiştik. Barzani'ye vermiş durumdaydık. Altını çiziyorum. Hı hı. Öyle ciddi gelişmeler olacaktı. Allah'tan ki Beşar Esad İsrail ve Amerikan saldırısına karşı direnerek hiç kimsenin beklemediği, dünyayı şaşkına çeviren bir direniş ortaya koymak suretiyle Beşar Esad 7 yıldır değil mi? 7 yıldır dünyayı şaşkına çevirdi ve Türkiye'yi de kurtardı aynı zamanda. Ben ona Orta Doğu'nun son kahramanı diyorum. Şimdi Esad'a örneğin Erdoğan gibi Esed derseniz olmaz diyorsunuz. Doğru mu? Esed evet, diyen var. Dediği an Erdoğan'ın ve Amerika'nın safında yer almış olur. Bakın tekrar ediyorum. Dediği an Erdoğan'ın ve Amerika'nın safında yer almış olur. Beşar Esed, sevelim sevmeyelim, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Orta Doğu'da emperyalizmi yenilgiye uğratan en önemli liderdir. Kurduğu ittifaklarla. Kurduğu ittifaklarla. Halkının desteğiyle. Halkının ordusuyla. Alevi Esed'i, Esed diyorlar onların şeyini. Alevi Esed'i Sünni Suriyeliler destekleyerek ayakta tuttu. Bakınız. Bu çok önemlidir. Alevi Esad'ı Suriye'de ayakta tutan Sünnilerdir. Suriye'nin laik, demokrat, çağdaş kafalı Sünnileridir şeyi ayakta tutan Esad'ın destekçisi. Ha, öyleyse biz de Esad'la birlikte durmak zorundayız dış politikada. En önemli, en yakıcı sorunumuz bu. Ondan sonra diğerleri gelir. Terörle mücadele. Terörle mücadele. FETÖ, PKK. Hadi HDP ile araya mesafe evet, koydun. Evet. İttifakı almadın. Evet. Kesinlikle sürdürülecek bu. FETÖ ile mücadele Türkiye'nin laikleşmesi yolunda atılması gereken adımlardan birisidir. Ama bunu AKP gibi yaptığınız zaman olmaz. Yani? Şöyle, AKP FETÖ'nün alt kadrolarına atıyor tırpanı, üst kadrolar gündeme gelince oy kaybederim kaygısıyla dokunmuyor. Dokunmuyor. Siyasi ayağı hiç ortaya çıkmıyor ya da. Hiç ortaya çıkmıyor. Arkadaş. Ya da çıkanların arasında hiç AKP'li yok. Evet. Ya sevgili Ümit, Allah aşkına bu halk bu kadar mı aptal ki? Estağfurullah. Özür dileyerek söylüyorum. Öyle görmediğimi de belirtmek için bunu. Öyle. Şimdi siz insanlarla oynuyorsunuz. Düşün. Türkiye'nin sırları, askeri sırları. Yani bu ülkenin namusu olan odaya, askeri odaya Bülent Arınç'ın içinde bulunduğu bir komployla
FETÖ'cü hakimler girdiler, oradaki belgeleri aldılar, bir kısmını da Yunanistan'a sattılar. Türkiye'nin namusu sayılan askeri oda, kozmik oda denilen en gizli noktaya girdi FETÖ'cüler. Kim soktu bunu? Tayyip Erdoğan'ın da bilgisi vardı bunda. Kim? Kardeşim dediği Bülent Arınç, abisi Bülent Arınç'ın içinde bulunduğu bir komployla sen Türkiye'nin sırlarını ele geçiriyorsun. Sonra da başka yerde FETÖ'cüleri tırpanlıyorsun, bunlara gel bakalım ya sen ve efendime söyleyeyim bu komployu nasıl kurdun diye bundan hesap sormuyorsun. FETÖ'ye para yatırmış öğretmeni içeri alıyorsun. Varsa Baylok ilişkisi haklıdır. Bence Baylok en önemli kanıtlardan birisidir. Niye sende yok, bende yok, onda var. Veya yok yatırmış, onu içeri alıyorsun. Ama FETÖ'nün bankasından milyonlarca lira kredi çekerek villa alan bilmem ne gazeteciyle karısı bilmem ne gazeteciye dokunmuyorsun. Aksine onu holding medyalarında yüksek paralarla yazar yapıyorsun. Yorumcu yapıyorsun. Ha, işte öyleyse biz burada muhalefetin kesin tavır takılması lazım. Bu FETÖ'ye kim bulaşmışsa kuyruğundan tutacaksın, sepet atacaksın. Benim önerim bu. Hı hı. Muhalefetin böyle net FETÖ konusunda da net tavır takılması lazım. Ve PKK konusunda da net tavır takılması lazım. Kimse bize HDP'yi, sevgili MİT, demokrat veya çağdaş bir parti, Türkiye partisi gibi pazarlamaya da kalkışmasın. Bu parti şu an Kandil'den ve Amerika'dan yönetilen bir partidir. Ve Suriye'de ve Irak'ta Türkiye'nin çıkarlarını tehdit etmek için emperyalizm, sömürgecilik PKK'yı kullanmaktadır. Bu gerçeği de görelim. Tabii. Sakın ola ki muhalefet partileri ve CHP'deki bazı isimler sakın ola ki HDP'yi bir yerinden bu ittifaka eleştirmeye kalkışmasın. Kalkışırlarsa Erdoğan açık ara kazanır şeyi, seçimleri. Ve ekonomi. Yani ekonomi konusunda da bu muhalefetin ya da Erdoğan'ın karşısında duracak olan ittifakın kuracağı cümleler olmalı değil mi? Yani Türkiye'nin tekrar üretim ekonomisine dönmesinde, hani üretim ekonomisi deyince de hep akla sanayi fabrikalar geliyor. Örneğin tarımın canlandırılmasında bir sözü var mı? Cümle kuruyorlar mı sizce? Hani benim, Vatan Partisi dışında. Benim yarınki yazımın başlığını şimdiden söyleyeyim. Tezek hayattır. Tezek hayattır. Tezek hayattır, hayat. Tezeğin hayat olduğunu bilmeyenlerin ekonomi konusunda ortaya çıkıp konuşma hakkı da yoktur. Niye tezek hayattır biliyor musunuz? Tezek kurutulmuş gübre, hayvan gübresidir. Evet. Ve en doğal gübredir. Onun mikroorganizmalara bölündükten sonra sebzelerimizde, meyvelerimizde, efendim yeşillik olarak kullandığımız bitkilerde bizim boğazımızdan geçerek vücudumuza girdiğini biliyor mu insanlar? Arkadaşlar, kimse kusura bakmasın. En güzel gıda tezekle yetiştirilmiş gıdadır. Gübrelenmiş. Doğal gıda dediğimiz de odur. Şimdi tezeği kötüleyen arkadaşlara, tezeğin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlara bunu anlatmamız lazım. Türkiye'yi, bakın, insanların fabrikası olmayabilir. İnsanlar otomobil yapamayabilir. İnsanlar yürüyerek bu ihtiyaçlarını bir biçimde karşılarlar. Hı hı. Ama ekmeğiniz olmazsa, meyveniz olmazsa yaşayamazsınız. Bu anlamda kısaca söylemek gerekirse yerli kaynakları devreye sokacak. Üretim ekonomisi dediğimiz zaman sadece senin de vurguladığın gibi sanayi tesisi değil, tarımı da içine alacak bir proje geliştirilmesi gerekiyor. Muhalefetin elin parasıyla altını çiziyorum, elin malını kullanmayı bir beceri zanneden AKP'ye karşı yerli malı kullanmayı ve fabrika yapmayı, tarımı efendim destekleyerek oralarda daha bol mal üretmeyi gündeme getiren bir politika dayatması, önermesi gerekiyor. Ve bütün bunlardan da önemlisi, şimdi Adana'da yetiştirdiğiniz karpuzu
Çukurova'da yine yetiştirdiğiniz pamuğu veya Antalya'da elde ettiğiniz narenciyeyi ulaşım yerlerine taşımak bir. İki, bundan çok daha da önemlisi ekonomide şunu söyleyeyim bu konuda, onu bitiriyorum. Kooperatifçiliği getirmek gerekiyor. Eğer kooperatifler, üretici kooperatifleri devreye sokulmazsa sebzenin, meyvenin fiyatının her sene 1'e 2'ye katlanarak yükseldiğini göreceğiz. Et de yiyemez olacağız. Bakın. Bu AKP politikası sürerse. Maalesef. Çok çok basit. Bakın Avrupa'da gidin. Çiftçilerin hepsinin kooperatifi var arkadaş. Kooperatifçilik çiftçinin çıkar yolu. Kooperatif diyor ki sen şunu ekeceksin. Şu kadar ekeceksin. Ben senin malını alacağım diyor. Korkma diyor. Malın tarlada kalmayacak diyor. Şimdi biz de kooperatifi komünist işi gösterdiler Amerikancılar. Yıktılar kooperatifleri. Çiftçiler şeyle baş başa kaldı kaderiyle. Ya malı tarlada çürüyor. Sökmek bile ona... Hayır, sonradan kurulanları da böyle, yani hepsini söylemeyeyim, tenzih edelim ama bazıları da çıkar menfaat şeyi gibi kullandı maalesef. Ha, tabii kötü ya, örnekler de oldu yani onlar. Şimdi siz kooperatifçiliği ciddiye almazsanız kooperatif yöneticileri de bunu fırsat bilir. Partisine yazdığı bir ünvan olur yani. Evet. Kendi çıkarına kullanır. Biz biliyoruz kooperatif başkanlarının ne kadar zengin olduklarını. Yani devlet buna sahip çıkarsa, bunu yasalarla bir disiplin altına alırsa Türkiye kooperatifler üzerinden ayağa kalkabilecek tarım. Ancak onun altını çizelim. Bu AKP bunu yapmadı, yapamazlar. Çünkü ideolojisi farklı. Sen dışarıdan ucuza mal getir, köylüyü yoksul bırak, köylü de canhıraş topraklarını bıraksın, şehre koşsun. Şehrin varoşlarında sen onlara kömür ver, biraz bulgur ver, makarna ver, seçmen yap. Bu politika artık duvara tosladı sevgili Ümit. Şimdi çok az bir zamanım kaldı. Şunu çok önemsiyorum. Programın başından beri birkaç kez dile getirdiniz abi Rıza Zelyut. Yani bu kurulan muhalefet ittifakında Vatan Partisi'nin olması gerektiğinin altını çok net ifade ettiniz bence, evet, gerekçeleriyle. Her anlamda. Özellikle 25 Haziran'ı düşünüyorsanız. Evet. Yani 25 Haziran'ı düşünüyorsanız Vatan Partisi o ittifak içerisinde mutlaka olmalı. Hala zaman var, zaman geçmiş değil dediniz ama bir o kadar önemsediğim bir şey benim şahsen. Evet. 1950'lere kadar götürdünüz bizi. Evet. 15 Mayıs 1950 seçimlerinden bahsettiniz. 14 Mayıs. 14 Mayıs. O tarihten bu yana maalesef hep yani çizginin sağından ya da o tandanstan isimler geldi ve yönetti, evet, Türkiye'yi. Yani Menderesler'le başladı. Özal'da, evet, Demirel'li yıllar değil mi? Çiller'ler. Evet, evet. Şimdi Erdoğanlar, Abdullah Güller, örneğin şimdi Akşener ismi konuşuluyor. Evet. Yine aynı tandanstan. Evet. Akşener'in DYP, ANAP geçmişi ortada, MHP geçmişi ortada. Evet. Ve bir seçenek var bugün Türkiye'nin önünde. Evet. Doğu Perinçek 100 bin imzayla, evet, aday olacak. Bu konudaki değerlendirmenizi ben rica ediyorum. Biz burada yayınlarda da dile getiriyoruz. Evet. İmza standlarını gösteriyoruz. Yani Perinçek'in aday olması Türkiye için bir fırsat bana sorarsanız. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Sizin de adayınız mı? Şimdi ben zaten Doğu Perinçek için imzamı vermiştim. Yani Cumhurbaşkanı adayı olarak Doğu Perinçek'in önerilmesi benim de fikriyatıma uygun düşen bir şey. Ama tekrar ayıpladığım bir şey var burada. Yüksek Seçim Kurulu'nu ve onu yönlendiren AKP'yi ayıplıyorum. Bir parti düşünün. Seçimlere katılma ve hükümeti kurma için seçimlere girebiliyor. O partinin genel başkanını siz Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere girme talebinde bulunduğunda seçime sokmuyorsunuz. Diyorsunuz ki engel çıkartıyorsunuz. Bana 100 bin imza getir. O 100 bin imzayı da git efendim seçim kurullarına ver. Tek tek. Tek tek orada imza at, öyle getir diyorsunuz. Yani bu demokrasinin neresinde böyle bir şey var? Eğer Vatan Partisi seçime girme yeterliliği olmayan bir parti olsaydı belki bunu anlardı. Bu gibi Vatan Partisi'ne, Saadet Partisi'ne, bunların liderlerine böyle şey konulması ayıptır. Ben dediğim gibi bu Yüksek Seçim Kurulu'nun getirdiği yeni şarttan önce imza vermiştim. Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriyorum diye. İlk turda oyumu da kendisine vereceğim. İkinci turda artık muhalefetten kim Erdoğan'ın karşısında kim kalırsa yine ona oyumu vereceğim. Hangi partiden olursa olsun ama ilk turdaki oyum Sayın Perinçek'e. Ben şunu da altını çizeyim. Cuma günü kısmetse öğleden sonra Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na giderek, aha, orada da şeyimi, imzamı atacağım. Altını özellikle çiziyorum.
Vatan Partili olmak şart değil bu imzayı atmak için. Tabii tabii, oy vermiyorsunuz. İzleyenlere aday sesleniyorum. Evet. Vatan Partili olmanız şart değil arkadaşlar. Yani YSK eliyle yürütülen bu antidemokratik baskıya hayır demek adına, biz de varız demek adına bu imzayı atmak gerekiyor. Son sözüm bu. Ben imzamı attım önce Cuma günü de, yarın değil öbürsü günde kısmetse gidip imzamı yine atacağım. Türkiye'nin aydınlığa çıkması için bu seçimler bir dayanışma seçimi, bu seçimler bir referandumdur arkadaşlar. Ona göre kimsenin geride durmaya, bana ne demeye, canım sıkkın, bugün boş ver deme hakkı yoktur. Peki. Rıza Zerli, çok teşekkür ediyorum. Katılıp katkıda bulundunuz bu özel yayında bizimle birlikte oldunuz. Efendim, programımızın sonuna geldik. Sohbetin de sonuna geldik. Yarın 12.30'da gün ortasında buluşacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça, sağlıcakla kalınız.